İyi akşamlar memleketimizin güzel insanları. Yeni bir spor politik gündemine hoş geldiniz diyerek programımızı açıyoruz. Dün, bugün 30 Ekim 2023 günlerden, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. 100. yılımızı bütün engellemelere rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen benim halk olarak, halktan birisi olarak içime sindiğini söyleyebilirim. Halkın belki tepkisiydi bu resmi olarak kutlamalara karşı. Hocam siz ne dersiniz? Ne gördünüz sokaklarda? Evet, önce bizi izlemeye gelen tüm seyircilere iyi akşamlar diyoruz. Gördüğünüz gibi burada atamızı da taktık. Yani dünkü coşkumuz devam ediyor. Tabii biz Ankara'da bu coşkuyu yaşadık. Halkın coşkusuyla iktidarın coşkusuzluğu karşı karşıya geldi burada. Tabii her zaman olduğu gibi halk gerekeni söyledi. Evden çıktığımda Kültür Park istasyonunda indim. Bir etkinliğe, bir Cumhuriyet etkinliğine gidiyordum. Karşımdan oluk oluk insanlar geliyordu yürüyerek. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir coşku, insan seli. Grup grup atasına doğru koşuyor. Onunla kavuşmaya, onunla buluşmaya gidiyor. Muhteşem bir görüntüydü. Şimdi tabii bir yandan da işte devletin yaptığı kutlamalar vardı. Bunlardan birisi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da yaptığı kutlamaydı. 100 Türk Silahlı Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 100 geminin bir tören geçişi oldu. O tören geçişini Sayın Cumhurbaşkanı Vahdettin Köşkü'nden selamladı. Bunun ne anlama geldiğini 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuk bile tırnak içinde bilir diye düşünüyorum. Ancak ben bunun, bu mesajların çok çocukça hareketler olduğu kanısındayım. Türk milleti cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Atasına sahip çıkmıştır. Tırnak içinde sahip çıkamamıştır. Çünkü alt tırnak olarak bunu girdim. Alt cümle olarak girdim. Çünkü maalesef ki bu iktidar döneminde cumhuriyet bütün kazanımlarını, hemen hemen bütün kazanımlarını kaybetmiştir. Fabrikalarını kaybetmiştir, limanlarını kaybetmiştir. Hava alanlarını kaybetmiştir. Atasının statlardaki isimleri indirilmiştir. Yine şey dönemi, efendime söyleyeyim, PKK ile, daha doğrusu ne dönemiydi, ona ne dönemi deniyordu? Birden aklım gitti. Uzlaşma dönemi diye. Uzlaşma dönemi işte vesaire. O dönemlerde Habur sınır kapısından hakimlerin pişmansınızdır diyerek PKK çadır mahkemeleri kurulmaları gibi şeyleri yaşadık. 2017 referandumundan sonra da tek adam rejimi denilen bir sisteme geçti ülke. Şimdi böyle bunları arka arkaya koyduğumuzda cumhuriyete biz sahip çıkamadık. Ben bunları arttırabiliriz. Ergenekon balyoz olayları, Türk ordusunun zayıflatılması,
kurumlarının çökertilmesi, askeri okullardı, askeri hastanelerdi. Bunları yaşadığımızda biz cumhuriyete sahip çıkamadık maalesef. Bu bir gerçek. Bunun ezikliğini, üzüntüsünü, mahcubiyetini ben şahsen çok yaşıyorum. Burada müsaade ederseniz araya girmek isterim hocam. Yani cumhuriyete sahip çıkamadık sözü halk için geçerli olduğunu düşünmüyorum ben. Dünkü kutlamaları gördükçe, o çocukları, gençleri gördükçe, ben sabahleyin kendi oğlumun bir etkinliğine katmıştım. Gözlerim dolu dolu izledim. O kadar çocukların coşkularını, sokaktaki insanların her eve bayrak asmalarını, Anıtkabir'i 1.218.000 kişi ziyaret etmiş hocam. Ankara'nın nüfusu yaklaşık 5 milyon civarında, yurt dışından gelenler mesela 1.218.000 kişi Anıtkabir'i ziyaret etmiş. Bu bir rekormuş yani. Anıtkabir komutanlığının verdiği bilgi ışığında söylüyorum ben. Ben cumhuriyete sahip çıkılacağını bundan sonra çok daha cumhuriyete sarılacağını insanların düşünüyorum. Ben bu kadar umutlu değildim ama bütün her şeye rağmen, her olumsuzluğa rağmen halkın cumhuriyetine, istiklaline, Mustafa Kemal Atatürk'üne sahip çıkması bende tekrar umutların yeşermesine sebebiyet verdi. Ben artık o kadar umutsuz değilim. Umutluyum. Asla cumhuriyetin izleri tabeladan silersiniz, sokaklardan silersiniz, caddelerden silersiniz, stadyumlardan kaldırırsınız ama halkın aklından, halkın yüreğinden asla silemeyeceksiniz. Asla da silinmeyecek. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Bundan sonra ikinci yüzyıla, ikinci asra, geleceğe, çocuklarımızın geleceğine daha güvenle bakacağımızı düşünüyorum. Bu halk asla Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten, istiklalden, verilmiş kazanımlardan vazgeçmeyecektir. Her ne kadar bürokratlar ya da Cumhuriyet düşmanları diyeyim, Atatürk düşmanları diyeyim, her ne kadar bunun bir azınlık olduğunu düşünüyorum ben. Çoğunluk yine Cumhuriyet'in kalbinde, beyninde asla vazgeçmeyecektir. İnsanların aklından silemeyeceklerdir bunu diye düşünüyorum. O zaman şöyle diyelim hocam. Cumhur yeri ve zamanı geldiğinde cumhuriyete, atasına, laik cumhuriyete sahip çıkmasını bilir. Bunu da dün tüm yurtta tüm ülke halkı göstermiştir. Keşke bu kutlamalar bir yıl boyunca devam etmiş olsa, bundan sonra devam da edecektir. Okullarda okulların bugün kapalıydı. Gece saat 10'da anlamsız bir açıklamayla okulların yarın tatil edildiği vesaire gibi böyle komedi bir şey, açıklama yapıldı. Çoğu çocuk uyumuş. Sabah servislerine bekleyecekler. Haberleri yok vesaire falan. Biraz sıkıntılı bir süreç oldu falan ama çocuklar tabii ki okulların tatil olmasından mutlu oldular ama keşke bu daha öncesinden açıklanmış olsaydı. Daha öncesinden duyurusu yapılmış olsaydı diye düşünüyorum. Evet. Benim umudum var. Evet hocam, biz çok fazla konuşmayacağız. Evet, bugün çünkü hatta iki konumuz var. Ancak ben son bir şey daha belirtmek istiyorum. Dün dediğim ki bir etkinliğe katıldım. Bu Veryans'ını kuranların başta Nihat Genç, Serkan Öz, Erdemet Atay, Eray Çelebi gibi Veryans'ının komuta kademesi diyebileceğimiz kişilerin ön ayak olduğu bir Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi diye bir hareket, hareketin özellikle 29 Ekim'de planlanarak bir araya gelmesi. Kuvayi Milliye ruhuyla. Şimdi burada evet aynen şunu söyleyeyim. Orada gördüğümüz insanlar bu ülkede herhangi maddi bir çıkar, bir koltuk, bir kariyer vesaire herhangi bir şey beklemeyen, bütün amacı misak-ı milli korumak olan, cumhuriyeti laik cumhuriyete sahip çıkmak olan ve yaşanılanlardan dolayı, bugüne kadar yaşanılanlardan dolayı yüreğiyle, vicdanıyla, aklıyla ağlayan, ki o insanları yine orada gördüm. O insanlar bir şeyi anlatırken
orada ağlayarak anlatıyorlardı. Çünkü gerçekten yürekleri vatan sevgisiyle dolu olan insanlar ancak hepsi bireysel olarak mesela ülkesi için bir şey yapıyor. Evet. Mesela Erzincan İliç'te bir doğa katliamını, siyanürlü bir altın madeninin ülkeye, doğaya, insanlara verdiği zarar adına büyük bir mücadele sergileyen Sedat Cezayirli oğlu, doğru söylüyorum değil mi İlaçın? Sedat Cezayirli oğlunun bireysel bir mücadelesi var. O da kendisi de mesela oradaydı. Yine Akbelen ormanları gibi doğa ve çevre mücadelesi veren ve bu ülkenin yerüstü kaynaklarının ve yeraltı kaynaklarının yok edilmemesi için mücadele veren yine İsmail, avukat İsmail Hakkı Atal. İşinin erbabı kişiler. Gibi insanlar oraya geldiler. Ve bunun amacı bireysel olarak bir şey yapmak mümkün değil. Ama artık dayanacak güçleri yok bu insanların. Bir şey yapmak istiyorlar ve bir araya gelerek bunu belki ileriki süreçte muhtemelen bir siyasi parti olabilir gibi bir forma dökmek için ilk şeyini, çalışmasını yaptılar. İlk adımı atıldı. Ben de burada olmaktan büyük keyif, mutluluk duydum. Hatta Nihat abiye dedim ki, Nihat abi ya burada bir şey eksik. Keşke şu gençlik ve spor konusunda da ben de bir şeyler söyleseydim. İsabet olur. Çok yoğun dedi Murat. Niye Serkan'a söylemedin? O zaman baharda bir daha yapacağız. Bahara hazırlan dedi. Yani bahara tüm izleyicilerimizi bekliyoruz artık. Nihat abiye sözümüz var. Baharda da biz de hocamla birlikte gençlik ve spor konusunda bu anlamda çalışmalarımızı birlikte yaparız. Evet, zaten hocam? De başladık hocam zaten bu anlamda. Zaten de başladık. Ben şunu söylemek istiyorum ilave olarak. Seyircilerimize başka Türkiye yok çünkü. Bizim için başka vatan yok. Başka Türkiye de yok. Onun için bizim vatanımız değerli. Bizim Laçın Barış hocam. Bizim için çok değerli bütün vatanın her karış hazır toprağı. Hazır mı hocamız? Onun için sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim için bu vatana her çakılan çivi, kimin çaktığının hiçbir önemi yok. Vatana, milletimize her çakılan çivi çok değerli, çok önemli. Bu bilinçle biz hareket ediyoruz. Bu bilinçle bu programdayız. Hiçbir çıkar gözetmeksizin bilgi birikimimizi sizin yardımlarınızla paylaşıyoruz. Bu arada arkadaşımızın biri, hemen ismini de vereyim kusura bakmasın. Okan Tekin isimli arkadaşımız Fenerbahçe'nin Cumhuriyet adına yaptığı paylaşımlar ve ortaya koyduklarına değinebilir misiniz diye bir şey var. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Barış Işık ekranlarımızda. Hocam hoş geldiniz. Kulaklıkları buradan mı duyacağız? Tamam. Tamam. Bir saniye. Teknik anlamda. Teşekkür ederim. Az önceki soruyu yenileyim ben. Hocam hoş geldiniz Barış Hocam. Barış Hocam sesimiz geliyor mu? Yok hocam sesi. Biz alamıyoruz. Bağlantıyı kuralım. Hocam sesi kapalı. Hocam sesiniz kapalı olabilir mi? Henüz gelmiyor. Ses gelmiyor. Bu arada ben Barış Hocam bizim sesimiz geliyor mu size? Yani geliyorsa şöyle bir şey yapın. Geliyor mu sesimiz? Bizim sesimiz gidiyor. Barış Hocanın sesi bize gelmiyor. Yok bana da gelmiyor. Şu hoca sesi kapalı. Hocam sesinizin kapalı olduğunu ifade ediyor. Barış hocam tekrar döneceğiz size. Şimdi bu arada soruyu yenileyim hocam ben. Seyircimizin, değerli izleyicimiz Okan Tekin'in
bir sorusu var. Fenerbahçe'nin Cumhuriyet adına yaptığı paylaşma ve ortaya koydukları diye. Bu konuğumuzun bir konusu. Konuğumuza bu soruyu sorarız. Hocam Fenerbahçe'nin Cumhuriyet hakkında yaptığı paylaşımlar... Şeylerle ilgili, geçmişle ilgili var yani bütün takımlarımızın. Bu Cumhuriyet'le ilgili bir paylaşım mı? Yani ya bu Cumhuriyet Bayramı ile ilgili evet, bir evet. paylaşım mı? Aha. Yani ben izlemediğim için yani normalde herkes Cumhuriyet'le ilgili olumlu paylaşımlar yapıyor. Yani hemen hemen. Hocam geliyor mu sesimiz? Sizin? Ah evet. Biraz evet biraz daha yakın olabilir mi Barış hocam? Sesiniz daha şu an nasıl? Ha harika. Şimdi aldık tamam. Çok güzel oldu. Kusura bakmayın teknik bir aksaklık yaşadım. İyi akşamlar, yayınlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. Şimdi bizim programımızın moderatörü Muharrem hocam. Ama bugün iki konuğumuzu da daha yakından tanıyan ve özellikle girdiğimiz konulara hakim, ben daha hakim olduğum için bir moderatör görevini de ben yapacağım. Beraber konuşacağız. Şimdi Barış hocam çok değerli, yine ülkesi için böyle bir şeyler yapmaya çalışan, eğitimciliği de yine beden eğitimi öğretmeni olduğu için. Meslektaşımız. Meslektaşınız, evet siz meslektaşsınız. Özellikle çocukların eğitimi üzerine, spor eğitimi üzerine çalışan beden eğitimi hocamız. Tabii bunun yanında da ayrıca uzmanlık dalı olarak da basketbol antrenörü ve futbol antrenörü Barış hocam. Ancak tabii bir de Barış hocanın yazarlık yönü var. Ne güzel. Bu yazarlık yönünde de o neydi? Şuraya yazmıştım. Bir daha bakayım olabilirsem. Yazar Simon Cooper'in dediği bir sözü var. Futbol asla sadece futbol değildir diye. İşte Barış hocamla bugün futbolun başka bir yüzünü konuşmak istiyoruz. Burada ben hemen tanıtmak da istiyorum. Barış hocam kuruluş yani kurtuluş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kuruluş dönemindeki futbolun ve futbol kulüplerinin önemini ve burada gösterdikleri kahramanlıkları bir şekilde bu kitapta buluşturdu. Ben bu kitabı okudum ama tabii bana imzalamadan gönderdiği için de kırgınım hep kendisine. Vatan Millet Futbol adında çok değerli, insanların okuyunca çok keyif alacakları ve bir çırpıda bitirebilecekleri bir kitap. Çok güzel şeyler var, bilgiler var. Aa böyle miymiş diyebileceği. Biz şimdi biraz Barış Hocam'la bunları konuşacağız birlikte. Şimdi hocam tabii ben size biraz sufle vereyim bu anlamda. Nasıl gireceğiz konuya? Şimdi bakıyoruz ki sizin bu yazdığınız kitabı biraz değerlendirdiğimde şöyle bir ana fikire ulaşıyorum. ...1800'lerin sonlarına doğru Osmanlıcılıktan Türkçülüğe doğru yeni bir akım oluşuyor. Ve bu yeni akımında en önemli motor ünitelerinden biri de kurulan futbol takımları oluyor. Ve bu futbol takımları üzerinden vatansever, milliyetçi bir ruh ortaya çıkıyor. Bu da özellikle İttihat Terakki üzerinde ve çevresinde yoğunlaşıyor. Yani kulüplerin nasıl doğduğu böyle kendiliğinden doğmuyormuş yani en azından böyle hadi biz kulüp kuralım diye onun bir temeli var ve burada da bununla ilgili hikayeler var. Şimdi bu kitabın yazarından böyle bir seri halinde aslında bunu
seyircilerimize anlatmak çok keyifli olur diye düşünüyorum. Onun için varlığınızla mutluyuz. Susup sizi dinliyoruz artık. Murat Hocam teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Kitabı da yayın evi size gönderdiği için maalesef imzasız oldu. Ancak bir gün mutlaka şöyle karşı karşıya abi kardeş oturduğumuzda ben o kitabı büyük bir zevkle imzalayacağım size tabii ki. Sağ olun. Muharrem Hocama da mutlaka imzalı kitap göndereceğim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi şöyle, aslında ben Zonguldak spor taraftarıyım. Beni bilen herkes ne kadar iyi bir Zonguldak spor taraftarı olduğumu da iyi bilir. Ona sonradan gireceğim. En son bitirirken, çünkü bizim orada da bir şeyimiz var. Evet, var. Çünkü ben de Zonguldak Spor'un formasını şerefle ve onurla giydim. Ona eyvallah, tabii ki gireceğiz. Hatırlatmakta haklısın. Neden buradan girdim? Çünkü şöyle, şu an üzerimde bir Karşıyaka forması taşıyorum. Bunun da bir anlamı ve önemi var. Öyle bilmiyorum, gözüküyor mu ama. Gözüküyor. Gözüküyor. Hatta gündemde de var, biliyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka takımları yine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel formalar tasarladılar. Bunların hepsi başımızın tacı. Yani anlatmak istediğim şu, ben bir Zonguldak Spor taraftarıyım ama bütün kulüplere karşı da eşit mesafede olmam gerektiğiyle ilgili okumaya başladıkça, bazı şeyler gördükçe öğrendim. Ya burada İstanbul kulüplerine ilk başlarda belki bir Anadolu takım taraftarı olarak bir tepkisel bir yaklaşımım oluyordu. İşte başta Fenerbahçe'ye, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere. Ama sonrasında bu kulüplerin tüzüklerini okuduğumda, bu kulüplerin kuruluş hikayelerini incelediğimde, bunlarla ilgili kitapları ve belgeselleri iyi analiz ettiğimde ortaya çıkan çok enteresan şeyler vardı. Yani mesela demin Selmin Kupar'dan bahsettiğiniz o futbolu anlatırken ya da kulüpleri anlatırken hep kulüplerin işte birbirleriyle olan rekabetlerinden vesaire söz eder. İşte mesela der ki İskoçya'da bir kulüp Katoliktir diye protestandır. İşte İspanya'da bir kulüp ünlü bir kulüp kralcıdır, diğer kulüp işte Katalandır vesaire. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Türkiye'ye baktığımda kuruluş aşamalarına indiğimde ben böyle bir farklılık göremiyorum. Dedim ki farklılık yoksa birliktelik vardır. Bir amaç uğruna kurulmuş mular mı? Evet, bir amaç uğruna kurulmuşlar. Bakıyorsunuz mesela Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünde diyor ki bir renge sahip olmak, malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek. Bakın, Türk olmayan takımları yenmek. Tabii burada öncesinde İngilizler gibi futbol oynamak emaresi de var ama ben tabii onu biraz arka plana aldım. Fenerbahçe kulübüne baktığınızda, incelediğinizde özellikle milli mücadele döneminde, ki bunu ayrı bir konu aslında yapmak gerekiyor. Milli mücadele dönemin takımlarına karşı almış olduğu galibiyetler o dönem Türk insanına, Türk milletine, biz bunları futbol sahasında yeniyorsak cephede de yenebiliriz azmini vermiştir. Bununla ilgili günümüzde çok eleştiriler var. Bunu da konuşabiliriz, sıkıntı yok. İşte millet savaşıyor, bunlar futbol oynuyor falan gibi. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü herkesin bir misyonu vardır. Bugün savaş çıksa hepimiz cepheye gidemeyeceğiz, değil mi? Bir şekilde herkes görevini yapacak. Bizler de spor insanıyız. O zamanki insanlar da mesela, ona bakarsanız şey var, Şehit Arif Bey var mesela. Adamcağız hem maçlara çıkıyor hem de gidip cephede savaşıyor. Böyle bir sürü örnek var. Beşiktaş'ta da var. Kazım Bey var. Beşiktaş'a bakıyorsunuz, renklerine kırmızı beyaz olarak kurulmuş bir futbol kulübü neden siyaha dönüyor? Çünkü Balkan Savaşı'nın ızdırabını yaşıyor için. Her ne kadar futbolla biraz geç başlasa da Beşiktaş'ta da mesela harika örnekler var. Ben böyle takım takım şey yapmak istemiyorum. Genel olarak hani anlatmak istiyorum. İzmir'e dönüyoruz. İzmir'de Karşıyaka'da az önce Murat Hocam bahsetti. İtilaf ve Terakki cemiyeti tarafından kurulmuş. Yine Altay kulübümüz çok güzide. Diyorlar ki Altaylardan gelen ırkın evlatlarıyız. Her Türk gibi biz de Altaylıyız. Bir tırnak içinde gireyim. Hatta ben Altay forması da giydim, biliyorsun Barış. Kimisi şöyle de bilir, yani düşünür. Altay Levantenlerin kurduğu bir takım veya onların daha hakim olduğu bir takım diye düşünülür. Ama dediğin gibi Altay Türk Ocakları takımıdır. Evet. Hatta öyle bir süreç var ki yani öyle bir süreç var ki orada
Altay takımı bir İtalyan takımını 10-0 yenerek rezil etmiştir. Kepaze etmiştir. Ve bundan dolayı bu kulüp kapatılmıştır. Daha sonra Altay kulübü işte işgal döneminde maalesef işgal devletleri tarafından kapatılmak istenmiş. Hatta uzun bir süre faaliyetlerine son verilmiş. Ama sonrasında Türk Ocaklılar tarafından yeniden diriltilmiş, yeniden ayağa kaldırılmış bir takımdır. Karşıyaka Futbol Kulübü'ne bakıyorsunuz, Lütfü Bey ve arkadaşları tarafından kurulmuş. Altay şeyden sonra da tekrar Kurtuluş Savaşı mücadelesini kazandıktan sonra tekrar Altay kimliğine kavuşuyor. Kesinlikle. Hatta ne biliyorsunuz, Mustafa Kemal Paşa ile beraber hani o süreçte olan birçok ünlü, yani isimlerini tabii Fahrettin tek saysak, Altay Paşa. Soyadını oradan almıştır zaten. Evet. Ama hani tek tek saysak mutlaka birilerini unutacağız ve ondan sonra ayıp edeceğiz. Yani öyle söyleyeyim. O yüzden hani birçok silah arkadaşı diyelim. Karşıyaka Kulübü'nün yine aynı şekilde biliyorsunuz. Zürtü Bey ve arkadaşları o dönem ilmik ilmik kurmuşlar Karşıyaka. Yani çok büyük mücadeleler içerisinde kurmuşlar. Sonra Ankara takımı olarak bilinen Ankara Gücü. O da İmalat Harbiye olarak, kulübü olarak İstanbul'da kuruluyor ve... Evet, bu ilginç bir şeydir. Mesela Ankara Gücü kulübünün temelleri İstanbul'da atılmıştır. İstanbul'dadır. Yani tabii bilenler var mutlaka. Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu'nda, evet. Orada da mesela kulüp Mustafa Kemal Atatürk'le beraber birlikte Ankara'ya milli mücadeleye katılmış. Birçok ferdi şehit olmuş ama... Gel gelelim, silah sevkiyatında Fenerbahçe kulübünün lokalinden yine kayıklarla yapılan Anadolu'ya silah sevkiyatı gibi çok ciddi bir, önemli bir sevkiyat gerçekleştirmişti. Yani uzun lafın kısası şunu anlatmaya çalıştım insanlara. Karşıyakalısın, Galatasaraylısın, Fenerbahçelisin, Beşiktaşlısın. Kulübünün bir kuruluş amacı var. Bugün birbirinize küfür ediyorsunuz, yeri geliyor, birbirinize hakaretler ediyorsunuz ama bunları aslında bir okusak, bir anlamaya çalışsak aslında birbirimize olan bağımız daha da güçlenecek. Ben Karşıyaka'lı taraftarına veya Fenerbahçe taraftarına, arkadaşlar okuyun takımınızın ne kadar aslında önemli bir misyonu olduğunu, bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için nasıl mücadele ettiğini görsünler isterim. Bunu özellikle de gençler için yaptım. Çünkü kitabın dili, sen de söyledin Murat abi, sade bir dil. Ama tabii ki her yaşlı insan mutlaka okumalı ama ben hani gençlere yönelik bir kitap olsun istedim. Onlar hani senin futbol oynadığın dönemde bu tribünde yaşanan maalesef üzücü terör olaylarını artık görmek istemediğimizden, insanların birbirlerine hakaret ve küfür yerine daha farklı yaklaşmaları gerektiğinden sonra. Bunu mesela çok küçük bir örnekle söyleyip bir nefes alayım, size bırakayım sözümü. İşte genelde İşte Karşıyaka takımı çok rekabet içinde olduğu bir takımla maç yaparken Zütlü Bey ve arkadaşlarına hakaret içerici sözler söylenir. Ben bunu duydukça çok üzülürüm. Aslında bir bilseler Zütlü Bey'i nasıl bir insan olduğunu. Yani Süreyya Paşa'yı bir bilseler, Karşıyaka'yı kuranların bu ülke için canlarını nasıl ortaya attıklarını bir bilseler. Bırakın hakaret etmeyi, bırakın küfür etmeyi. Yani utançlarından o gece uyuyamazlar. Ben bunlar bilinsin istedim. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam. Şimdi bilinsin istedim derken öyle şey yapmıştım. Bunu da okuyayım. Güzel bir hikaye. Çanakkale cephesinde savaşan Beşiktaş'ın kaptanı Kazım Bey, 27. Alay zabitlerinden Cevat Bey, seni yanıma alayım, emir erim ol. Demesine rağmen ben sporcuyum, zinde ve atayım, cephede olmalıyım diyerek reddediyordu. Kazım Bey sırtına yediği bir gülle ile, şehit olduğunda silah arkadaşları cebinde Beşiktaş kulübünün gurur tablosunda yer alan son şiirini bulacaklardı. İzninizle bunu da okumak istiyorum hocam. Hayatı süsledik. İsharı ittihatla bugün. Yolunda gençliğin ulvi değil miydi birleşmek? Sebatı bayramız yaptık. İtilamız için.
neticesiz ve boş olmaz. Sebatla hiçbir emek. Dakikalar bize bir nabe nişan olsun. Kulübümüzde müceddet hücumu mecbursun. Bu kainat bize hep gıpta ediyor. Biz 11 arkadaşız. Lakin arkamızda daha var. Bu alemi dar zannedip de aldanalım. Vakur, hak sahibi gibi sakin, nezih ve saf olalım. Fakat bu hal ile kuvvetli ve cesur olalım. Biz 11 arkadaşız. Lakin arkamızda daha var. Evet sevgili seyircilerimiz, hiçbir şey futbol, aslında spor. Geneline bakıldığında göründüğü gibi değil. Hocamızın da söylediği gibi, Barış hocamızın. Birleştirici ruhundan, hepsinin bir amaca, bir hedefe hizmet ettiğini biz spor insanları olarak biliyoruz zaten. Ancak tribün terörleri, ayrımcılıklar, bunlar hepsi kapitalist düzenin oyunları diye bakıyorum ben olaya. Kapitalist sistemin dayatmaları diye bakıyorum. Bu kadar profesyonellik, insanlar amatör ruhla yabancı bir takımı yenmek gibi bir idealin peşinde, o topun peşinde koşturmuşlardır. Spor bakıldığında her ayrı spor, her ayrı bir spor dalı, her sporcunun, herkesin bir hedefi vardır. Barış hocam da bunları izahat etmeye başladı. İzahatını yaptı. Aslında sporun birleştirici ruhundan söz etmek gerekir. Ayrıştırıcı ruhundan değil, dediğimiz gibi. Ayrıştırıcı ruh bana kalırsa kapitalist sistemin dayatmasından başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Hocam katılır mısınız bilmiyorum. Yani burada Türk kuvvetini yeniden insanları... Bu arada hocam mikrofon sesiniz çok az geliyor da mikrofonu yaklaştırmanız mümkün mü? Çok teşekkürler. Ve milli mücadele döneminde özellikle insanları bir araya getirmek. Mesela bir tane maç var. Duymuşsun mutlaka şu meşhur kararın alındığı maç. Kurtuluş Savaşı öncesinde bir karar alınacak. İşte paşalar gizlice bir futbol maçına, Akşehir'de bir futbol maçına yayınlanacak. Bunu zaten birçok kitap, Nutuk'ta da var, geçiyor bu arada. Hı hı. Bunun dışında yine değerli Turgut Özakman kendi şu Çılgın Türkler kitabında da bundan bahseder. Bu olaydan bahseder. Hikayeleştirmez hatta, çok da güzel anlatır. Yani insanları bir araya getiren, insanları bir araya toplayan yegane o dönemin koşullarından bir tanesi. Şimdi Beşiktaş'ın kuruluş amacına baktığınız zaman da böyle. Okuduğunuz zaman zaten tüyleriniz diken diken olacak, bakın net söylüyorum. Net söylüyorum. Yani bugün bir Beşiktaş, birçok Beşiktaş da okumamıştır. Ama bir okursa gurur duyacak takım. Veya diyecek benim nasıl bir futbol takımı. Hadi Galatasaray'ın çok klişeleşti, açık söyleyeyim. Yani bugün Twitter'da ya işte sosyal medyada çok görüyoruz. Türk olmayan takımları yenmek cümlesi artık. Ama Beşiktaş'ınki çok kullanılmıyor. Onu bir okusunlar. Rica ediyorum kendilerine. Evet. Takımlarından gurur duysun. Fenerbahçe'de yine Kurtuluş Savaşı'nda çok cansiperane bir mücadele var. Yani orada şey var. Melikli Kupası var. Ondan sonra işgal devletlerin takımına karşı alınan onlarca galibiyet var ki hatta şey vardır. Tribünlerde bir ara şey açılmıştı, hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe Cumhuriyeti diye bir pankart açılmıştı. Evet. Hatta işte diğer takım taraftarları buna çok kızdılar, karşı geldiler. Ya bu Fenerbahçe Cumhuriyeti demek şu demek aslında. Hatta bunu yazarı bir Beşiktaşlıdır. Bu cümleyi kuran adam da bir Beşiktaşlıdır. Şu an ismini aklıma gelmedi. Siz hatırlarsanız hatırlatın bana ki birazdan gelir. Hafızam biraz karışık bu aralar, kusura bakmayın. Rica ederiz. Şöyle yazısında şunu belirtir. Der ki eğer o dönem, yani Fenerbahçe'nin işgal devleti kuvvetleri takımlarına karşı yapmış olduğu yani müsabaka yapmış olduğu dönemde bir seçim yapılsaydı Fenerbahçe tek başına iktidar olurdu diyor. Yalçın Doğan bu ara yazar ismi, hatırladım. Tamam. Tamam. Ve diyor Fenerbahçe Cumhuriyeti cümlesi de buradan çıkmış aslında. Yani o dönem bütün Türklerin birçoğu Fenerbahçeli.
Ya Fenerbahçe'ydi de niye Fenerbahçe? İşte günümüzdeki gibi işte Alex olduğu için ya da ne bileyim işte iyi futbol oynadığı için ya da renkleri sarı lacivert olduğu için değil. Tam rakamı bilmiyorum ama diyelim ki ortalama bir şey vereyim. 50 müsabaka yapıyor yabancı takımlarla. Ya bunun 5 tane 6 tanesini kaybediyor. Diğerlerini kazanıyor. Ve işte o dönemde biliyorsun kapitülasyonlar var zaten şeyden gelen. Sonra Birinci Dünya Savaşı var. Buradaki ezilmişliği, yıkılmışlığı Fenerbahçe Kulübü tersine çeviriyor ve halkta bir moral, halka bir moral aşılıyor. O umut veriyor. O Fenerbahçe Cumhuriyeti şeyi de ona dayanıyor değil mi? Yine yani dediğimiz çok kızmamak lazım. Orada diyor ki Yalçın'dan, o zaman diyor bir seçim olsaydı, Fenerbahçe'de diyor bir parti olsaydı tek başına iktidar olurdu diyor. Yani böyle bir cümle kurmuş. Aslında burada şey yok, Fenerbahçe'yi alıp böyle tepelere çıkartmak ya da diğer takımları böyle aşağılara indirmek gibi bir niyet yok. Ama işte dediğim gibi doğru okumak gerekiyor, iyi araştırmak gerekiyor. Yoksa var ya böyle her şeye takılırsak yanarız. Evet, evet. Yani işte. Yani şimdi tabii biz de şimdi burada bazı şeyleri konuşurken hani takımları da şey yapmamak adına yani evet. Takımların hepsi bizim takımımız hocam. Hepsi bizim takımımız ama Galatasaray'ın tabii 2. Beyazıt döneminden itibaren devlete yani kurumsal hizmet eden şeyleri yetiştirmek adına açılan bir okul. Bundan dolayı da onun zaten varoluş formu farklı Galatasaray'ın değil mi? Yani şimdi orada bile mesela takımın içerisinde Sırp oyuncular olmasına rağmen, işte Boşnak kökenli oyuncular olmasına rağmen Bulgar ve Karadağlı oyuncular da var. Ama kuruluşunda 8 tane sadece Türk Müslüman vardır. Hani halktan tepki çekmek istemiyorlar. Ama tabii okul biliyorsunuz yani Mektebi Sultani çok köklü, çok yani devlete az önce bahsettin abi yani Sadrazam yetiştirmiş, Şeyhülislam yetiştirmiş, yetiştirmiş. Derya yetiştirmiş. Yani öyle çok önemli bir ocak. Günümüzde de hala daha yani herkesin çocuğunun değil mi hayalleri üstünde yani hepimiz isteriz yani çocuğumuz oraları kazansın, oralarda eğitim alsın isteriz. Yani çok çok önemli bir kurum ve kuruluştan bahsediyoruz. Bunun takımı ve uzun zaman da biliyorsun dışarıdan transfer yapmıyor. Hatta bununla alakalı eğer ilgisini çekerse insanlara şöyle bir kitap da önerelim. Melih Şabanoğlu yine Galatasaray'ın kuruluş dönemini anlatıyor. Şöyle tutayım. Burada Mektebi Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de futbolun erken çağı 1904 ve 7 arasında. Gözükmedi, kitap gözükmedi. Evet, ha. Tamam. Evet, biraz daha. Kendine doğru. Evet, tamam. Evet, daha iyi hocam. Tamam. Daha iyi, evet. Yani bu kitabı da hani buradan önermiş olalım. Hani sadece kendi kitabımız olmasın. Ama ben ciddi anlamda Eskişehir'de spor kitabını, Mehmet Yüce abinin kitabını ciddi anlamda öneririm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıktı. Şöyle bunu da şöyle tutayım. Evet. Reklam yapıyormuş gibi olacağım ama. Yok. Kendine doğru çekersen evet. Konuyla evet, ilgili tabii, diğer tabii, kitaplar tabii. Bunlar. Yani hani bunları özellikle hani programda seçtim belki yani izleyicilerin ilgisini çeker. Vatan Millet Futbolu okusunlar tabii ki isterim. Ama hani onun dışında da yine Mehmet Şenol'u gayri resmi futbol tarihi kitabı. Yine o dönemlerle alakalı gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler var. Belgesel olarak da Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın iki tane önemli belgeseli var. Bunlar izlenebilir. Fenerbahçe kuruluştan kurtuluşa belgeseli var. Şöyle. Yine o dönemleri anlatır. Evet. Tolga Örnek imzalıdır bu yönetmeni. Şöyle. Bir de yine Mehmet Ali Brandt'ın Galatasaray için yapmış olduğu 100 yıllık sevda belgeseli var. Yine Kanal D Production'dan çıkmıştı bu da. Yani bunları futbol severler izleyebilirler, okuyabilirler. Yani ek olarak bilgi edinmek için. Daha çok var. Özellikle futbol kitapları üzerine benim çok Murat abi bilir. İnanılmaz bir ilgim var. Hemen hemen hepsini alıp okuyup mutlaka arşivimde tutmak istiyorum. Spor üzerine olan filmlere zaten ayrı bir önem, yani ilgi sahibiyim.
Yani bu alanla alakalı elimden geldiğince işte okumaya ve araştırmaya çalışıyorum. Yine ilgili insanlar da bence okusunlar isterim. Yani futbola, spora ilgisi olanlar Barış Işık kardeşimi, değerli Barış kardeşimi takibe almalarında fayda var diye belirtiyorum. Teşekkür. Bu arada. Bu arada ben bir dipnot düşeyim. Barış Hoca'nın söylediği gibi. Yani aslında genel olarak bakıldığında modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin'in de amaç şey, hani savaşmayın, savaş yerine spor yapalım, birbirimizi sporla yenelim. Modern olimpiyatların kuruluş felsefesinde de bu yatar. Hani ilk başta bakıldığında. Bizim takımlarımız da Kurtuluş Savaşı'nda aynı şekilde bu örneği yerine getirmişlerdir. Aslında o, yani spor ayrıştırıcı falan değil. Yani bunlar tamamıyla ben kapitalist düzenle ilgili olduğunu düşünüyorum. Parayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hele ki günümüz çağında. Ama asıl felsefe modern olimpiyatlarda da dahil. Buna futbolda dahil edebiliriz. Savaş yerine müsabakalarla birbirini yenelim. Daha önceki, az önceki Barış Hocam'ın söylediği gibi hani ne kadar çok rakibi yenersek, yabancı rakibi yenersek biz o kadar üstün mantığının yerleşkesinden den vurmak isterim ben de burada. Bu arada birçok takım saydık ama Altın Ordu'yu da unutmamak lazım. Altın Ordu menşeli olan Altın Ordu'dan bahsediyorum. Tabii İzmir menşeli olan Altın Ordu'dan. İzmir menşeli olan Cumhuriyet değişik çünkü 1923 yılında kuruldu. Hani o pek o dönemler aktif değildi. Yalnız İstanbul menşeli olan bizatihi zaten hani İttihatçıların yani kurmuş olduğu bir takım. Hatta şeyin başkanlığını yaptı. Yine İttihat ve Terakki'nin önde gelen kişilerinin de başkanlığını yaptığı bir takım. Ama daha sonra da maalesef spor sahnesinden düştü. Evet, İstanbul Altın Ordu yine Türk oyunculardan kurulu tek takımdı bildiğim kadarıyla, değil mi? İzmir Altın Ordu. İzmir Altın Ordu. Tamam doğru. İzmir Altın Ordu. O misyonu da hala devam ettirmekte Altın Ordu Kulübü, biliyorsun. Yani bu sene mecburiyetten devam ettiriyor. Çünkü ikinci lige düştüler. Şu anda durumları iyi. İkinci lige düşmeselerdi de o misyonlarını devam ettiriyorlar. Yani çok hatta günümüzde birçok taraftarın, Türk futbolunu seven birçok insanın Altın Ordu'yu sevmesinin, desteklemesinin sebebi de budur. İşte geçen hafta Zonguldak Kömürspor'la oynadılar. Deplasman'da galip geldiler. Hı hı. Ama mesela hiçbir Zonguldak Kömürspor taraftarı Altın Ordu takımına karşı kötü bir şekilde bulunmadı. Hı hı. Çünkü takım gerçekten seviliyor. Yani baktığın zaman gencecik, parıl parıl. Yani bu çocuk, yani bu takıma nasıl insan kötü gözle bakabilir? Değil mi? Yani Türk gençliğine yetişmesi için mücadele veriyor. Akademi kuruyor. İşte Türkiye'nin birçok yerinde akademiler açıyor. Yani, bu aslında çok önemli bir misyon değil mi hocam? Yani Türk gençlerinin, değil mi? Ya kesinlikle. Yani mesela yine Cumhuriyet'le eşit kulüpler var. Mesela Gençler Birliği var. İşte Mersin İdman Yurdu var. Murat abi sen Mersin İdman Yurdu'nda oynamamıştın, değil mi? Sen Adana Demirspor. Adana Demirspor'da oynadım. Zonguldak'tan Adana Demirspor'a geçtin. Evet, çünkü o taraf, güney tarafına gittiğini hatırlıyorum ama takımı hatırlayamadım. Yani şöyle, bu takımlarımız da mutlaka çok önemli ama Altın Ordu'nun İşte günümüzdeki misyonu hala hani devam ettirmesi anlamında daha kıymetli. Ama tabii bunlar dediğim gibi Cumhuriyet'le eşit kulüplerimiz. Biz hani biraz da Cumhuriyet öncesini konuştuğumuz için o yüzden çok fazla dillendirmedim ama o takım taraftarlarımız da inşallah darılmazlar bize. Niye onlardan bahsediyoruz? Bir de o zaman şeye doğru geçelim. Bir de Cumhuriyet sonrası kurulan ve desteklenen Türk Ocakları var. Bu arada seyircilerimizin, Bayraklı isimli kullanıcımızın bir sorusu var. Yeri gelmişken İzmir'den. Karşıyaka ve Altay için o döneme ait kitap var mı diye sorarlar hocam. Sıcağı sıcağına cevaplarsınız. Var. Çok kıymetli kitaplar var. Mesela Kafsinkaf diye bir kitap var. Onu mutlaka edinmeliler. Kafsinkaf. Onun dışında, sevgili izleyicimiz. Evet. Onun dışında iletişim yayınlarından çıkmış olan hem Altay hem de Karşıyaka için iki ayrı kitabımız mevcut. Ben Alsancağ'ın Sakini Altay kitabımız var mesela. Şöyle. Alsancağ'ın sahibi Altay. Göztepe'yi çıkarttık. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Neyse, Göztepe'yi de... Ben tekrar ediyorum buradan, kusura bakmayın. Alsancağ'ın Sakini Altay. Kendine, Altay, evet, tamam. Altay için arkadaşlar. Evet. Orhan Berent yazarı. Alsancağ'ın Sakini Altay. Evet, iletişim yayınlarından çıkmış. İletişim yayınlarından çıkmış.
yani kuruluş dönemiyle ilgili çok güzel bilgiler edinebilecekleri, bulabilecekleri bir kitap. Sesi kaybetmeyelim Barış Hocam. Evet. Kaf Sin Kaf. Yiğit Akın yazarı. Kitabımız. Bunu da tavsiye ederim. Yine Karşıyaka'nın yine tarihiyle alakalı önemli kitaplar tabii ki mevcut. Ya bunlar biraz daha yani iletişim yayınlarının biliyorsunuz gücü var hani arkasında. Yani daha fazla insana ulaşabiliyorlar. Bugün işte Diyanar gibi ya da o tarz işte yayın evlerine gittiğinizde bu kitapları oralarda görebiliyorsunuz. Gerçi bunların artık basımları kalmamıştır eski kitaplar ama o güçleri arkalarında işte internette falan çok rahat bulunabilen kitaplar var. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Hocamın sorusuna dönelim. Cumhuriyet sonrası bir de Cumhuriyet sonrası Türk Ocakları şeyi var, projeleri var. Evet, şimdi Türk Ocakları sadece sporda değil, hemen her alanda, özellikle edebiyat, özellikle tarih alanlarında, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün misyonuna, Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasında canlandırmış olduğu Türkiye'ye hizmet etmek amacıyla devam etti uzun bir süre. Nereye kadar? İşte Cumhuriyet Halk Partisi bünyesine toplanmak istenilen güne kadar. Şimdi biz öncelikle orada şeyden bahsedelim. 1924 Paris Olimpiyatlarından bahsedelim. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak katıldığımız ilk olimpiyatlar. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün mutlaka ama mutlaka orada olmalıyız diyerek yani küllerinden daha yeni doğmuş. Cebinde tek kuruş parası olmayan bir devletin Avrupa'dan hocalar getirttirerek hem güreş, hem futbol, hem atletizm, hem birkaç branşta daha yani bir mücadele içerisine girmek istediği bir olimpiyattı. O yüzden çok önemliydi. Paris Olimpiyatlarında herkes yeni, bizi... Yeni kurulmuş bir devletin belki de itibarı da orada olmak. Kendi ücretleriyle gittiklerini biliyorum ben sanki. Evet hocam. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün cebinden de hatta vermiş olduğu paralar söz konusu. Ya öyle bir şey ki biz oraya gittiğimizde insanlar ya bunlar işte gelecek festerle mi gelecek yok bunlar şalvarla mı gelecek vesaire gibi şeyler bile olmuş. Ama biz orada o kadar modern bir şekilde yer almışız ki. Yani hala Ankara'nın başkent kabul edilmediği Amerika'nın evet. Şeyini İstanbul'da tuttuğu, elçiliğini İstanbul'da tuttuğu dönemlerden çok bahsediyoruz. Tabii daha sonrasında işte 1928 olimpiyatları var. Akabinde Berlin olimpiyatları öncesinde o dönem şöyle söyleyeyim anılarında okudum ben. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra çok fazla şeylere karışmıyor artık. Yani başbakana ya da bakanlara bırakıyor. Yani herkes kendi işini yapıyor. Öyle söylüyor. O süreçte burada biraz eleştiri gibi oldu. O süreçte sporun içinden olanlar şöyle bir karar alıyorlar. Bütün futbolcular, bütün spor kulüpleri, dernekler hepsi tek parti altında birleşecekler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bunu duyduğunda çok üzülüyor biliyor musunuz? Keşke bu kararı alınmasaydı ama karışmıyor. Madem diyor böyle bir karar alınmış tamam devamı gelsin ama üzülüyor. Diyor ki bu yanlış bir karar diyor. Ama bakın müdahale etmiyor çok önemli. Sonra Türk Ocakları bunu kabul etmiyor. Türk Ocakları neden bunu kabul etmiyor? Diyor ki ben siyasetin üzerinde yer almak ben bir partiliye değil vatanını, milletini, bayrağını seven insanlarla beraber hizmet etmek istiyorum. Benim misyonumda, kurulmuş şeyimde bu var diyor ve bunu kabul etmiyor. Akabinde halk evleri kuruyor. Halk evlerini burada kötülemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın lütfen. Onlar da mutlaka kendilerince önemli bir misyon edindiler, yaptılar. Ama Türk Ocakları ondan sonra sahneden çekiliyor. Ama ondan öncesinde bakın bütün Adana'da mesela örnek vereceğim. Mardin Türk Ocakları'yla Diyarbakır Türk Ocakları'nın Cumhuriyet sonrası futbol maçları yaptığını biliyor muydunuz? Ne kadar ilginç değil mi? Ben bunu söylüyorum, bana diyorlar ki Mardin'de Türk Ocakları mı varmış diyorlar.
Diyarbakır'da Türk ocakları varmış. Neden olmasın? Oralar Türkmen yurdu değil mi? Oralar bu ülkenin sınırları değil mi? Tabii ki vardı. Hem de o kadar vatansever insanları vardı ki. Hala var. Hala var. Her ne kadar kabul edilmese de var. Bir kere bir kere Ziya Gökalp çıkmış. Değil mi? Evet, Diyarbakır'dır kendisi ve Diyarbakır Spor'un kuruluşunda da rolü vardır. Hatta Vatan Millet Futbol kitabında bununla ilgili benim bir yazım var. Çok merak edenler okusunlar. Siyasi bir yazı asla değil ki beni az çok tanırsın Murat abi. Ben tabii ki bir şeyim var, bir ideolojim var. Ben bir Türk milliyetçisiyim, ben bir vatanseverim. Hepiniz gibi, sizler gibi. Ama partizan asla değilim. Olmak da istemiyorum zaten. Tabii ki oy verdiğimiz partiler var. Ama burada hani Ziya Gökalp'in felsefesi gerçekten çok kıymetli. Onu anlatmaya çalıştım orada. Partizanlık yapmamaya çalıştım. Dedim ki herkesin bir fikri var değil mi abi? Ben de dedim ki Diyarbakır Spor Türkmen takımıdır. Tezim evet. De var. Koydum o tezimi de. Okusunlar. Aksini evet. İddia eden varsa da dinleriz. Sıkıntı değil. Ama Diyarbakır Spor bir Türkmen takımıdır abi. Benim gözüm. Teşekkür ederiz. Sebeplerinden... Şimdi tabii ikinci bölümde Yılmaz hocamızı da ağırlayacağız. Sevgili Barış. Hem kitabını tekrar gündeme getirmek, hem senin bu konudaki engin bilginden faydalanmak önemliydi. Yani işte vatan millet futbolunda, yani daha doğrusu başka bir cephesini de, özellikle kurtuluş ve kuruluşta kulüplerimizin değeri, önemi ve gösterdikleri çabaları anlatmak adına ve bu anlamda da bilgilendirmek adına halkı önemliydi. Şimdi şöyle yapalım, biraz Zonguldak Spor'la bitirelim seni. Sen Zonguldak Spor'un Zonguldak Spor nasıl diyeyim? Hayatının bir parçası diyeyim Barış için. Renkleri nedir hocam? Kırmızı lacivert miydi? Kırmızı lacivert. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Onun laciverti kömürü ifade ediyor değil mi? Yer altındaki madencinin üzerine giymiş olduğu üniformanın rengini temsil eder. Kırmızı da madende verilen canları. İfade eder. Emekçi şehridir ve Zonguldak Spor o emekçilerin ödediği aidatlarla ayakta kalmıştır, spor yaşamını sürdürmüştür. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 14 sene bugünkü Süper Lig denilen ligde çok önemli insanları vardı. Ben bir tanesini hatırlıyorum. İsa vardı hocam. İsa milli oyuncudur orada. Volkan Yayın benim de o dönemde hocalığımı yapmıştır. Çok milli oyuncu çıkmıştır oradan. Çok kıymetli bir çok ilimiz. Güzel bir şehirdir. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla Cumhuriyet döneminin ilk ilidir değil mi? İlk kavı. Bak Zonguldak aslında 67. Ya bir dersin değil mi? Birden başlarsın. Evet. İlk ili şeydir. Bu da kim 500 milyar ister yarışmasında sorulacak sorulardan biri. Tersinden biri hocam. Evet, her zaman. Evet. Tersinden evet. Biri. Yani birinci kurulan ilk kim desen herhalde Adana derdi. Kimse Zonguldak demezdi. Böyle bir hikayesi var. Bu konuda mikrofon sende. Vallahi abi vardır senin renginde şehit madenci kanı. Başarılı ol ki sürsün madencinin şerefi şanı. Evet. Bizim kulübümüz mottosu da budur. Her ne kadar günümüzde ismini ve misyonunu yansıtamasa da, alt liglerde olsa da Zonguldak Spor bizim kalbimizde gömülü bir yerde böyle bekliyor abi. Yani ve biz bunu harekete geçirmek için Kore Atalı kardeşimizle beraber, ki kendisi Zonguldak Spor'un birinci lige çıktığı sezonun çok harika bir kitabını yazdı. Sağ olsun, eline emeğine sağlık. Buradan kendisine selamlarımı yolluyorum. Bu arada Mustafa Uzun abinin sana çok selam var Murat abi, üzerimde kalmasın. Gördüm. Kendisi... Evet, Zonguldak Spor taraftarı seni de çok seviyorum. Yine arkadaşlarımız, kardeşlerimizin duaları, selamları hepinize iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tutmasın. Mutlaka şu anda canlı yayında izliyorlardır diye tahmin ediyorum.
Ne güzel. Tüm Zonguldak'a selam, çok, çok. Saygı, hürmet. Kısa bir dönem oynadım. Kiralık gelmiştim Çanakkale'den, Elspor'dan. Orada da çok güzel hikayelerim var. Zaman, yani bunu bir kitap yazacağım. O kitapta Şemsi Denizer'le falan yaşadığım bir iki şeyim var, anım var. Onlar çok güzel, çok değerli benim için. Öyle bir yani full tribünlere oynardık. Tümer'in yıldızlaştığı, ilk şeye çıktığı dönem, sahneye çıktığı dönemdi. Ve sen ilk daha defa... Efendim? Sen daha iyiydin o sezon. İkinci yarı gelmiştin ama daha iyiydin. Tabii, farklı net, özelliklere... Yani şu an sen buradasın diye söylemiyorum bak. Yani bunu net olarak belirtiyorum. Doğan abiyle ikiniz yani forvet hattında çok çok başarılı. Ben o dönemde, ya sizden daha önceki dönemi de hatırlıyorum. Zonguldak önemli bir deplasmandı. Yani şimdiki adlandırdığımız Süper Lig diye adlandırdığımız ligde, birinci ligdeyken çok önemli bir deplasmandı. Ve puan almak oradan zordu. Hani ben bir takımın tarafıyken baktığımda hakikaten çok önemli bir deplasmandı. Umarım tekrar eski günlerine kavuşur diye düşünüyorum. O zaman yeri gelmişken o küçük bir minik bir hikaye anlatayım. İlk maçımı şeyde oynuyoruz. İçeride Kayseri Spor maçı oynuyoruz. Bir golü ben attım, bir golü Doğan attı. Hatırlarsın. 2-1 yendik. Çanakkale Dardanel'den transfer oldu. Kayseri orada çok iyi takım. Bizim 5 evet, katımız evet. Ya da 10 katımız. Samet Aybaba. Tabii. Samet Aybaba teknik direktörü takımı. Agu falan var kalede. Evet. Evet. Hatırlar. Evet. Hakan Çobanoğlu santroforu, Ankara güçlü. Şimdi beni transfer ettiler ama transfer ederken de yani Zonguldak Spor'un 4-5 oyuncusunun fiyatına bir parayla geldim ben oraya. Kiralık geldim. 4 ay top oynayacağım. Şimdi bayağı da para vermişler lan ve şimdi bu parayı verdik de biz kime verdik arkadaş? Yani ne çıkacak? Yani karpuz aldılar. Yani bu dolu mu çıkacak, boş mu çıkacak, kelek mi çıkacak bekliyor. Kayseri maçı. İlk golü ben attım. Tabii benim tribünlere keyif veren bir şeyim var. Ben savaşçı bir oyuncuydum ayrıca. Yani rakibe aman vermeyen, yanındaki santrofora asist imkanı sağlayan, hücum presi çok fazla olan. Yani zaten Sakaryalı iki, bir Hakan Şükür var, bir de ben varım aynı formda, oyuncu formunda. Devre oldu. Biz devreye 1-0 önde girdik. Rahmetli Şemsi Denizer, bu eskiden Leh Valesa'sı diye bilinir. Çünkü işçi şeyinde, mücadelesinde Ankara'ya taşımıştır değil mi? Evet. Bolu'da durdurdular. 100 bin kişiyi evet. Ankara'ya akıtmıştı ve Leh Valesa'sı diye, yani Polonya Cumhurbaşkanı, o işçi lideri diye bilinir. Neyse, devre oldu. Soyunma odasına giriyoruz içeriye. Tabii korumaları da var şeyin yanında. Eski de boksör. Şemsi Denizer eski bir boksör ayrıca değil mi Barış? Yani sporla geçmişini çok aşırı bilmiyorum abi ama sen daha iyi bilirsin. Evet. Şimdi baktım kapıda bekliyor şeyle birlikte. Biraz da sert, böyle soğuk bir duruşu vardı. Geldim kapıda. Böyle yaptı. Yanaklarımı okşadı. Gel dedi, öpeceğim seni dedi. Biz dedi futbolcu almamışız. Biz aslan almışız dedi. Ben atladım. İçeri girdim. Yani daha ilk oynadığım maçtan o bana yatırılan paranın karşılığını aklını vermiştim. Verdim. Evet, ve Zonguldak'ta da her zaman bu anlamda şeyle anılırım. İyi anılırım. Ve en keyif aldığım kulüplerden, oynadığım kulüplerden biri olmuştur. Bu vesileyle Zonguldak taraftarına da, Zonguldak halkına da selamlarımızı, saygılarımızı selam. İletiyoruz buradan. Selam ve saygılarımızı. Barış Hocam. 88 yılında Zonguldak Spor 2. lige düşüyor. O günden beri tekrar 1. lige çıkamıyor. Biliyorsunuz, az önce Muharrem Hocam bahsetti.
o 14 yıllık dönemi biz anlatmak istedik. İşte Koray Atalı kardeşimizle birlikte kitap çalışmalarına başladık. Yani çok acelemiz yok. 14 yılı harika bir şekilde anlatacağız insanlara. Tabii bunu anlatırken sadece Zonguldak'ta ne yaşanıp bittiği değil. O yıllarda yani 1973 ile 88 yılları arasında Türkiye ve dünya futbolunda ya da sporunda önemli olan ne varsa bunları da biz harmanlayarak anlatmak istiyoruz. Böyle bir kitap çalışıyoruz. Merakla bekleyeceğiz hocam. Yakında sizlere de ulaştırırız. İnşallah. Yani güzel bir şey olacak, güzel bir şey çıkacak. Amacımız tribünlerde Zonguldak Spor'u hayatı boyunca hiç birincilikte görmemiş, birincilikten kastım Süper Lig, görmemiş insanlara, genç kardeşlerimize o günleri, o yılları anlatabilmek. Tabii ben de çok fazla yaşamadım. Ben de son iki sezonunu hatırlıyorum. 79 doğumluyum. Ama tabii ondan öncesiyle alakalı da çok sıkı araştırmalarımız çok var önemli yani. Kulüplerimiz vardı o dönem. Zonguldak Spor'da bunlardan biriydi. Çok gözde kulüplerimizden. Tekrar ligde görmek isteriz. Umarım. Bizim programımıza katılımlarınız çok bize keyif verdi. Umarım seyircilerimize de izleyicilerimize de keyif vermiştir. Ankara'ya yolunuz düşerse bir gün misafirimizle burada konuk etmek isteriz sizi. Yeni eserlerinizi de merakla bekliyoruz diyelim. Hocam. Yine Barış, sevgili kardeşim, senin bilgi birikimin bu konuda çok fazla. Çeşitli spor konularında yine birlikte programlar yaparız. Yine bilgine, değerli bilgilerine ihtiyaç duyduğumuzda seni programımızda konuk etmekten çok mutlu olacağız. Katılımın için çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler hocam. Selamlar. Görüşmek. Teşekkürler. Evet hocam, Yılmaz hocam bekliyor mu? Evet. Sevgili izleyicimiz, bugün çok önemli bir konumuz daha var. Dolu dolu bir program yapmayı hedef ediyoruz her zaman olduğu gibi size. Yani bizim burada spor konusunda diğer spor programlarından ayıran özelliğimiz de bu. İçinde bilgi birikimi olsun, bilgi verelim size, bilgi aktaralım gibi bir hedefimiz var. İnsan bilmediği şeylerden korkar, bildiği şeylerden korkmaz. Stadyumlardan, spor alanlarından da bu anlamda korkmamıza gerektirecek bir şey olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Toplumsal bir sorumluluğumuzun olduğunu, vatanımıza, milletimize bir sorumluluğumuz olduğu düşünerek hareket ediyoruz. Bu anlamda da mümkün olduğu kadar sizi içi bilgi olan işin erbaplarıyla tanıştırıp işin erbaplarından bilgiler almaya çalışıyoruz. Ulaşabildin mi? Yok, telefonu açmadım. Hemen o zaman. Yılmaz Vural hocam bugün bizimle birlikte hocam olacak. Hocam sen de, ben Yılmaz hocama canlı telefonda bağlanayım hemen. Türk sporunun, Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik direktörlerimizden biri olduğunu düşünüyoruz biz. Murat hocamla bu konuyla ilgili de daha öncesinden milli takım düzeyinde de diğer takımları da ben arıyorum. Değinirken Yılmaz Vural hocamın da çok sık ismini burada geçirdik. Umarım en eşsiz bilgilerinden size fayda sağlar diye düşünüyoruz. Yılmaz hocama bağlanmaya çalışıyoruz şu anda. Evet, bu arada az önce de Barış hocamız söylediği gibi Zonguldak, diğer takımlarımız için de aslında bu geçerli. Her kulübün, her güzide kulübümüzün bir tarihi geçmişi var. Bir amaca hizmet ederek kurulmuşlardır mutlaka. Örneğin Zonguldak Kömürspor ismi önceden Zonguldak Spor'du. Çok uzun yıllar Barış hocamın da dediği gibi 14 yıl gibi bir süreçte Süper Lig'den şimdiki adıyla ligimize futbol müsabakalarına katıldı. Çok önemli başarılar da ben şeye benzetirim biraz da Zonguldak Spor. Bursa Spor deplasmanına benzetirim. Şu anda Bursa Spor'un içinde bulunduğu durumda bunlara keza yine sıkıntılı bir süreç yazıyor. Eskişehir deplasmanına benzetirim. Ama Zonguldak deplasmanı da çok önemli deplasmanlardan bir tanesiydi. Hocam orası çok Zonguldak'ın bir tane caddesi vardır. Böyle
ondan sonra böyle daha doğru, daha doğru çıkar. O ben bulundum. Başka bir yerde de geliştirme şansın da büyütme şansın da yok. Ancak denizi doldurup gelirsin. Şimdi geçen yıl yine bir kitabı daha tanıtalım burada. Geçen 2021'in 16 Kasım'ında vefat eden Aydınlık Gazetesi'nde birlikte yazdığımız, daha sonra Ver Yansın'da yine birlikte yazılarımızı paylaştığımız karşılıklı aynı sitede Çetin Susan. Çetin Susan'ın ekranlara göster isterseniz hocam. Ahde Vefa olarak şöyle, öyle mi? Evet, şöyle. Çetin Susan'ın seyircilerimiz görüntüsü görsünler. Yaptığı gazete şeylerinden, makalelerinden bir kısmını buraya, bu kitapta ölümsüzleştirdiler. Ön sözünü de siz yazdınız galiba, değil mi hocam? Evet, kitabın ön sözünü de ben yazdım. O şeref de bana nail oldu bu anlamda. Yani Çetin Susan aslında isminin tam tersine susmayan, doğru bildiklerini bu anlamda konuşan ve eleştirilerini de her anlamda ciddi ciddi ortaya koyan bir spor adamıydı. Aslında Yılmaz Hoca'ya da biraz Çetin Susan'ı sormak istiyorduk. Ama kendisine ulaşamadık. Telefonu cevap vermiyor. Sabahtan Yılmaz Hoca'yla birlikte program yapacağımız konusunda randevulaşmıştık ama herhalde hoca bizi unuttu. Şu aralar yoğun biraz galiba. Evet. Yeni Menemen Spor'la anlaştı. Menemen Spor'la anlaştı. İlk maçına, kupa maçına çıkacak sanırım. İlk defa ikincilikte çalışıyor. Bir alt lige düştü. Antrenörlük hayatında. Bu bir alt lig değil. Yani aslında eskiden 3 lig vardı. 3 lig vardı. Şimdi bu 4 lige çıktı. Menemen de sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Ancak diğer takımların bayağı bir aşağısında kaldı. Herhalde bir iddia ortaya koydu, bir misyon ortaya koydu Yılmaz Hoca da bu anlamda. Bunları biraz konuşacaktık. Biraz Yılmaz Hoca ile milli takımlarda Kuntz ve Montella'yı konuşmak istiyorduk. Efendime söyleyeyim. Taraftarla Yılmaz Hoca'nın ilişkisini ve her seviyede, her IQ seviyesinde vatandaşla ilişki kurabilme, iletişim kurabilme, o seviyeden inip bu seviyeye çıkma kabiliyetine sahip olan bir insan. Bu anlamda da gittiği her kulüpte özellikle taraftarların ilgisini ve desteğini alan bir futbol adamıydı. Bu akşam ulaşamadık kendisine. Bundan dolayı açıkçası üzüldüm. Çünkü Yılmaz Hoca ile çok keyifli, güzel bir sohbet çıkartacağımızı düşünüyordum. İnşallah telefonlarımızı görür, bize cevap verir bu anlamda. Biz biraz şeye dönelim. Yılmaz Hoca'ya ulaşabilirsek devam ederiz. Biz programımıza. Evet. Rutin programımıza devam edelim. Şimdi geçen hafta özellikle Avrupa Kupalarında takımlarımızın şeyi vardı hocam. Müsabakaları vardı. Müsabakaları vardı. Bu müsabakalarda Galatasaray. Hocam öngördüğümüz gibi oldu zaten. İçeride ben buradan sevgili seyircilerimize
bunu telaffuz etmek istemedim. Umutlarını kırmak istemem ama ben Galatasaray maçının skorunu içeride kendi aramızda konuşurken telaffuz etmiştim. Beşiktaş'ın sıkıntı yaşayacağını, Fenerbahçe'nin rahat geçeceğini, Fenerbahçe beklediğimizden daha rahat geçeceğini düşünmüştüm. Ama biraz daha zorlandı. 5-10-15 dakika sanırım kadro rotasyonunda bir problem oldu düşünüyorum ben. Bodo en çok ben bu hocam anlamda... Galatasaray'da biraz kalalım mı? Kalalım hocam. Galatasaray'ın burada geçen hafta konuşurken üstüne basa basa sezon başından beri de ben şunu söylüyorum. Galatasaray henüz maç kazanmış olsa da rüştünü ispat etmiş değil. Bunu neden söylüyordum? Çünkü Galatasaray'ın ilk ciddi müsabakası Norveç takımıylaydı. Molde takımıyla. Orada sıkıntı yaşadı. Sıkıntı yaşayarak geçti turu. Molde'yi de zor geçeceğini de yine burada öngörülerimizi ifade etmiştik zaten. İkinci olarak ciddi rakip olarak Kopenhag'dı. Kopenhag 10 kişi kaldı. 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'ye getirdi müsabakayı. Hocam, yine 10 kişi kaldı. Hocam şöyle yapsak, ben özellikle Bayern Münih maçı üzerinden oraya yorumlasak. Geleyim. Oraya geleyim hocam. Manchester maçında da yine rakip 10 kişi kaldı. Bireysel bir hatayla Galatasaray kazandı. Tebrik de ettik biz buradan. Bu Galatasaray'a karşı bir herhangi bir şey değil ama Galatasaray'ın tedbirlerini alması anlamında, Galatasaray bizim her zaman gururumuz. Galatasaray'ın önlemlerini alması anlamında da üzerinde durmuştuk. Bayern Münih maçında da ancak Bayern Münih bir talihsizlik yaşarsa Galatasaray'a bir avantaj sağlayacağını ve müsabaka kazanabilecek düzeye olabileceğini düşünmüştük. Ama Galatasaray öyle bir maça çıktı ki 60 dakika ben top oynayayım, 60 dakika sonra yatayım. Yüksek tempoyla müsabakaya başladı. Bence bu özellikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın puan alması gerekiyordu. Galatasaray bana göre bir puanı oynayacaktı orada. Yani niye? Çünkü Galatasaray Bayern Münih'ten içeride alacak bir puan Galatasaray'ı gruptan çıkarırdı. Çünkü diğer müsabakaların sonuçlarına bakıldığında Manchester 0 puanla Kopenhag içeride maçına çıktı. Son dakika Kopenhag penaltı kaçırdı hocam. 1-1'e geliyordu maç. 1-0 zor kazandı. Sonlarda attı da yine golü. Ve Kopenhag son dakikada penaltı kaçırdı. Ve Manchester'ın şu anda 3 puanı var. Kopenhag'ın 1 puanı var. İçeride de bu hafta Manchester'la oynayacak. Galatasaray Bayern Münih deplasmanına gidecek. Bayern Münih'in iyi olmadığını, herkes Bayern Münih çok çıktı, çok iyi top oynuyor falan. Hayır, Bayern Münih de aynı Galatasaray gibi daha oturmuş bir kadroya sahip değil, daha formda bir ekip değil. Ben yakından takip ediyorum. Hocam aslında şunu ben seyircilere de veya bizi izleyecek olanlara da şunu göstermeye çalışalım istiyorum. Galatasaray niye kaybetti? Yani bunu bir irdeleyelim. Hocam Galatasaray, şimdi hocam ben size şunu söyleyeyim. Bunu teknik direktör olarak, antrenör olarak, çalışan insan olarak siz bir grup çektiniz. Değil mi? Bir grup çektiniz. Ben böyle analiz edeyim biraz. Elinizde bir müsabaka programı var. Bu Şampiyonlar Ligi veya işte hangi lig olursa olsun. Ama bir teknik direktör olarak bir grup çektiniz. Bu grupta şöyle dersiniz. İşte Kopenhag'da oynayacağım ilk hafta. İçeride 3 puan yazarsınız değil mi? Yani bir aksilik olmasa ben 3 puan alırım dersiniz. İşte dışarıda Manchester'la oynayacağım. İşte Manchester'dan bir puan en az alırım. İşte yenersem ne ala. İçeride Bayern Münih'ten puan almaya çalışırsınız. Böyle bir kendinize bir program çıkarırsınız. Şimdi Kopenhag'dan 3 puan alamadın. 3 yazamadın, 1 yazdın. Dışarıda Manchester'dan 3 aldın. İçeride Kopenhag'da alacağın puanı telafi ettin. Çok güzel. Şimdi burada Bayern Münih'ten puan almanız gerekiyor. İçeride oynadığınız müsabakalardan puan alamazsanız Şampiyonlar Ligi'nin işini çok zor. Kaldı ki Galatasaray bu kötü Bayern Münih'i, bana göre kötü Bayern Münih'i de bu şekilde yakalamış. Bayern Münih sakatlarla, eksiklerle gelmiş İstanbul'a. Bayern Münih beraberler razı hocam. Sen o kadar yüksek bir tempo oynadın ki takım 60 dakika oynadı, bitti. Niye kazanamadı olayına gelince çok yüksek tempoyla oynadı. Bana göre antrenör hatası vardı. Antrenör daha rolantide bir müsabaka oynayabilirdi. Takım 60 dakikadan sonra bitti. Ondan sonra sazı Bayern Münih eline aldı. İstediği gibi rahat rahat o sazı çaldılar ve puan alıp gittiler. Şimdi Galatasaray'ın işi burada bir puan alsaydı az önce de söylediğim gibi gruptan çıkardı hocam. 7 puan yapardı Galatasaray'ın.
Yani şu anda 4 puan var ya. O 7 puan olarak düşün. 7 puanla gruptan çıkartırdı ki. Rakipleri çok kötü hocam. Bayağı şey, Manchester United tıpkı bizim ligimizdeki Beşiktaş gibi sıradanlaşmış bir takım. Kendi liginde maç kazanamıyorlar. Kadronun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aldıkları oyuncular bireysel hata yapmaya meyilli ki bunu yapıyorlar. Kopenhag zaten Galatasaray ayarında bana göre bir takım değildi ama Galatasaray o Kopenhag'ın üstüne çıkması için tempo yapması lazım. Kopenhag kadar mücadele etmesi lazım ki teknik becerilerini, sporcuların yetenekleri ön plana çıksın. Bunun için Galatasaray mutlak surette Bayern Münih'i bu şekilde yakalamışken içeride mutlaka en az bir puan alması Galatasaray'ın ligden çıkartacağına delaletti. Ama elindeki müsabaka programına bakarak şimdi Galatasaray Bayern Münih'ten orada puan alacağımızı düşünüyoruz. Okan Buruk böyle mi düşünüyor ya da? Vallahi hocam. Manchester'la burada oynayacak. Çok güzel. Manchester bu şekilde yakalamışsa burada yenebilir Galatasaray. O şekilde bir puan çizelgesi yapmış olması lazımdı diye düşünüyorum. Ona göre bir puan ve program yapması gerekiyordu. Bu kadar yüksek tempoyla oynamanın bir anlamı yoktu Bayern Münih'e karşı. Şimdi ben daha dar bir şey yapacağım. Özellikle yani sen Manchester United'a, Kopenhag'ı da içine alarak geniş bir grubu genel olarak değerlendirmeye şey bakmak yaptın, gerekiyor ki. Ama ben sadece o geçtiğimiz haftaki Bayern Münih maçı üzerinden oyunu, müsabakayı analiz etmeye çalışacağım kendi çerçevemden. Buyur hocam. Şimdi Galatasaray bence yapması gereken şeyi yaptı. Ön tarafta her alanda yani hatta değil satıhta nerede bulursa Bayern Münih'i baskılamak, preslemek ve kazandığı topla da çok çabuk ön tarafa topu iletmek ve pozisyon yakalamayı amaçladı. İlk 45 dakika bu anlamda mükemmel bir oyun ortaya koydu. Olabilir hocam. Adeta Bayern Münih'i sağdan sildi. Çok güzel. Şimdi bunu yaparken birçok gol pozisyonu da yakaladı. Icardi ile yakaladı, Kerem ile yakaladı. Ve bunları gole çeviremedi. Şimdi bu performansta golü bulamaması daha sonra oluşabilecek problemler için bir handikaptı. Hı hı. O problem de ne? Bu taktik ve stratejik planlamayı 60 dakika yaptı. Hı hı. Ama 60 dakikadan sonra bunu yapabilecek performans kalmadı. İşte. Depodaki benzin bitti. Şimdi depodaki benzin biteceğini veya bittikten sonra İkinci bir B planı ortaya koyabileceği konusunda Okan Buruk bana bir done vermedi. Ama belliydi ki 60'tan sonra hiçbir takım Bayern Münih sürdürülebilir gibi, değil hocam. Bayern Münih gibi bir üst segment takım karşısında bunu 90 dakika yapabilme şansına sahip değil. Mümkün değil hocam. O zaman bunun bir B planı olması lazımdı. Maalesef ki Okan Buruk'un böyle bir B planı yoktu. Bunu da nereden anladık? Golden sonra birinci bölgeye ve ikinci bölgeye çekti takımı. Birinci bölge ve ikinci bölge çünkü dinlenmesi lazım takımın bir yerde. İşte bu dinlenme esnasında da Bayern Münih o baskıdan kurtulunca düşünmeye başladı. Düşünmeye başlayınca yetenekli ve meziyetli ayakları çok daha üst segmentte. Çünkü bir şöyle diyelim, Galatasaray'ın hücum hattı 82 milyon euro. Bayern Münih'in
hücum hattı 360 milyon euro. Böyle bir şey düşün. Ve zeka bireysel yetenekle ve takım oyunuyla birleştiğinde hocam bana göre program başlarken dedim ya siz tamam bu konuda maç analizi olarak haklısınız ama bana göre dedim ya geçen hafta da aynı şey hocam söyledim. Bitmedi pardon ama hocam. Bitireyim ondan pardon, sonra şeyi şimdi bu şekilde olunca golü de yedi. Golü yedikten sonra müdahale etti takıma. Yani 60 golü kaçta yedi? O 20'li dakikalarda yedi. 69. Ha şey golü. 69'da ilk golü 69'da yedi. 1-3 ikinci 1-1'den sonraki golden bahsediyorsunuz. Tabii. Tamam. Şey 1-1'den sonraki ikinci golü. Yani beraberlikten sonraki ikinci golü 69'da. Yani üstünden bir 9-10 dakikalık süre geçti. Müdahale etmesi gerekirken çünkü orta saha düşmüş durumda. Bir problem de yine onu da parantez içinde belirteyim. Galatasaray sahaya o formatın dışında bir başka bir şey de sergileyemezdi. Niye? Çünkü merkez orta sahalarından biri Torreira iken diğeri sağ bek stoper orijinindeki Kaan Ayhan'dı. Artı merkezin önündeki orta saha yani 10 numaraya dönük olan orta saha noktasında da yani hem kanatları Tete'yi, Zaha'yı şeyi oynatacak, Icardi'yi oynatacak ve oralarda bir set oyununda, hücum oyununda, merkez hücumda, kanat hücumunda senaryo üretecek oyuncu yoktu. Ne vardı? Serseri mayın diye tabir ettiğim patlayıcılığı olan her pozisyonda o özgüvenle ceza sahası içinde çeşitli hamlelerle gol pozisyonları içinde olan ama az önce söylediğimiz gibi forvet arkası mevkiinde oynayacak 8-10 pozisyonunda daha çok 10 pozisyonunda oynayacak bir oyuncu olmayan Kerem'i oynattı. Daha çok kanat misyonlu oyuncudur Kerem. Hı hı. Şimdi kulübede kim var? Orta saha Kerem var. Kerem Demiray var. Kim var? Endombele var. Kim var? Mertens var. Forvet arkası olarak. Sergio Oliveira var. Yani iki tane yan dal olarak oynattığın, yani orijin olarak orta saha olmayan iki tane oyuncu sahada, orta saha orijinli dört tane oyuncu kulübede. Yani buradaki müdahaleyi işte bu 60 ile 90 arasında burada kullanabilirdi. Bence bunu yapmadı. Daha sonra golü yedikten sonra oyuna müdahale etti. Ama bu sefer de yine ilk başladığı pozisyona döndü. Yine önde baskı kurma çabası içine girdi. Yine orada bu işi çözeyim dedi. Ama bu sefer de o boşlukları iyice çıktığı için o boşlukları Bayern Münih takımı ciddi ve tehlikeli şekilde değerlendirmeye başladı. Ondan sonra 3. gol oldu ama bu 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi. Bayern Münih'in kaçırdığı pozisyonlara baktığımızda. Bayern Münih çabuk 3'lük 5'lik yapardı Galatasaray hocam. Bayern Münih formda değil. 60'tan sonra özellikle. Yani Galatasaray bana göre oyunun başında ilk oyunu kurgulamasıyla önde baskı yapayım. Önde baskı yaparsan elbette pozisyon yakalarsın. Buna hem fikiriz. Arkasında ne olacak hocam? Arkaya atılan toplar, Sané ile yapılan toplar, o Fransız sol tarafta oynayan oyuncusuyla, genç oyuncusuyla yapılan, siyahi oyuncusuyla yapılan ataklar. Galatasaray tamam önde oynuyorsun, atarsın da attığından fazla yersen kaybediyorsun. İşte Galatasaray'ın üçlü pozisyonu bu. Tamam bir attığında maç kazan, öp başına koy. Veya puan al, öp başına koy. Attığından fazlasını yiyorsun, o zaman kaybedersin. Galatasaray sürdürülebilir bir oyun oynamadı bana kalırsa. Yani Galatasaray'ın daha dengeli, balansı sağlam, orta sahayı kalabalık tutan, üçüncü bölgede baskı yapabileceğin önde değil de bir yeri de
baskı yapabileceğin alanlar tercih etmeliydi. Buna göre oyuncularını tercih etmeliydi. Galatasaray onun için henüz bana göre rüştünü ispat etmiş değil. Galatasaray'daki Okan Buruk'un da kafası bu anlamda da karışık. Kadro tercihi olarak karışık. Geçen hafta ne dedik? Galatasaray bu kadro derinliğinin bu kalitesini sahaya yansıtamıyor. Kafası karışık. Kimin az önce söylüyorsunuz hocam siz. İşte şunu oynatırdım. Dembele kenarda bekliyor. Endombele kenarda bekliyor. İşte Zaha var vesaire. Bir oyuncularını telaffuz ettiniz az önce. Tamam var. Kaliteli de oyuncular. Ama sahada işte sahaya bunun yansıması önemli. Teknik direktör olarak. Teknik direktör olarak ben size soruyorum hocam. Bayern Münih'in karşısına önde baskı kurup işte baskılı oynayayım. Bayern Münih'i yeneyim mi yoksa içeride kapanayım bir puana alayım gruptan çıkayım mı? Bunu mu oynardınız? Hangisini oynardınız? Teknik direktör olarak ben size soruyorum yani. Hocam bunu en iyi bilecek Okan Buruk. Hayır biz Okan Buruk'un ağzında konuşamıyorum. Biz hariçten gazel okuruz bu anlamda. Çünkü elindeki takımın bütün imkan ve kazanımlarını o çözer, o bilir. Ancak biz burada şunu olmayanları tespit ederiz. Nedir mesela bu olmayanlardan biri? Sol tarafında sıkıntı var. Angelino ve Abdülkerim Bardakçı sos veriyorlar bu bölgede. Ne anlamda sos veriyor? Şimdi belki Abdülkerim konusunda farklı düşünebilir insanlar ama şuna baksınlar. Manchester United'da yediğimiz iki golde Abdülkerim'in Rashford'la ve diğer golde de takımın santroforuyla Danimarkalıyla birebir kaldığındaki acziyetine bir baksınlar. Altyapı sıkıntısı var. Fundamental tamam. Eksikleri var hocam. Hocam ağır oyuncu. Yani ağır. Yani yanında rakibin çanta gibi gidiyor. Refakatçi. Uluslararası düzeyde bu tip takımlardaki kanat oyuncularıyla hızlı çabuk oyuncularıyla baş edebilme şansı yaşadık hocam yok. Letonya maçında orada oynarken müsabakada orta saha çizgisini geçince çat diye adama bastı. Adam bırakıverdi. Ondan sonra ne adama yetişti? Adam Allah'tan atamadı. Evet. CIB oyuncuları vardı hatırlar mısınız? Letonya maçını. Orada oynanan maçta. Ondan sonra geçmiş olsun. Şimdi bir de Leipzig'ten transfer edildi değil mi? Angelino. Sol bekleri. Bu da yetersiz. Savunması olmayan bir oyuncu. Galatasaray'ın sol tarafına şey olmadı. Çare olmadı. İlaç olmadı. Peki onun arkasında kim var? Kazımcan. Şimdi Angelino yoksa Kazımcan var. Kazımcan Altay'dan transfer edilmiş genç bir oyuncu. Peki bu seviyede Kazımcan ne verebilir? Kazımcan da yeterli değil. Nereye bakacaksın? Yediğin ilk gole bakacaksın. Sol taraftan bireysel hata Kazımcan. Evet. Sol taraftan Sané mi gelmişti? İçeri doğru. Bakayım. Evet. Sané girdi. Sol taraftan içeri doğru girdi. Ceza sahasının paralelinde, içinde şeye doğru, Koman'a doğru bir pas attı. Ve hep altyapılarda çocuklara şunlar söylüyor. Oğlum ayakta kal. Yani mecbur kalmadıkça yere yatma. Önünden top geçiyor. Uzanamayacağını, uzanıp da alamayacağını biliyor. Fakat kayarak müdahale ediyor. Komanda karşısına gelen bir oyuncu olmadığı için aldı, baktı. Muslera'nın sağından kendi solunun uzak köşesine plaseyi yaptı. Ama eğer orada yine defans kabiliyeti olan bir savunmacı sol bek orada yatmaz ve oyuncunun önüne doğru hareketlenip kapatma vuruş imkanını ortadan kaldırma
formülünü ortaya çıkartırdı. Yani ilk gol de Kazımcan'ın yetersizliğinden yenilmiş bir goldür baktığında. Netice itibariyle Galatasaray en az puanla ayrılabileceği bir maçtan... Aynen. Gruptan çıkacağı bir maçtan. Tabii. Puanla ayrılabileceği bir maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetle ayrılmasında herhalde bunun şeyini, iç hesaplaşmasını veya öz eleştirisini mutlaka Okan Hoca yapacaktır diye düşünüyorum. Hocam Almanlarda şöyle bir şey var. Onlarda disiplin var ya, hani böyle 3 atalım ondan sonra yatalım dalga geçelim falan filan yok. Bu haftaki Bayern Münih Freiburg maçı vardı. Ben izledim. Maçın skoru 8-0. Freiburg da Alman liginin önemli ekiplerinden. Yani öyle 3 atalım. Bekleyelim, 1 atalım, bekleyelim. İşte maçı nasıl olsa kazanalım gibi bir anlayışları yok. Bizim kültürümüzde böyle var ya hani. Maçı nasıl olsa kazandık ya, Roland oynayalım falan. Bayern Münih'te böyle bir şey yok hocam. Attıkça atıyorlar. Yani Galatasaray bunun tedbirlerini sizin söylediğiniz gibi iş tedbirlerini umarım alır. Bayern Münih deplasmanına gidecek şimdi iki maçta. Bayern Münih, ben yine söylüyorum, rakip takım 9 kişi kaldı. Kendileri 10 kişi kaldı. Freiburg maçından bahsediyorum. Maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarının başında rakip 9 kişi kaldı. İkisi de 10'ar kişi tamamladı ilk yarıyı. İkinci yarı 9 kişi kalmasıyla maç 8-0'a gitti. İkinci yarı. İlk yarı 0-0 maçın skoru. Galatasaray umarım ilk maçtan derslerini çıkarır. Orada bizi puan alacak bir müsabaka oynar diye ben buradan ikazlarımı yapayım diye düşünüyorum. Dediğim gibi Bayern Münih böyle hani bir atayım, iki atayım, maçı kazanayım falan filan gibi anlayışla oynayan bir takım değil. Ne kadar atarsam o kadar iyi diye bakıyor. Pardon, Freiburg dedim. Seyircilerimiz hatırlıyordu. Darmstadt takımı. Darmstadt takımı zayıftı ama ilk yarı gol atamadı. 0-0 bitti. İlk yarı 8'e gittiler hocam. 8'e. 88'de, 87'de falan daha halen gol arıyorlardı. Yani bir anda fitesi yükseltip bir anda farka gidebiliyor bu takım. Ve çok önemli yıldızlara sahip bir takım. Galatasaray tedbirlerini alsın hocam. Ama Galatasaray Çaykur Rizespor maçında da kötüydü. Sezon yani, başından beri iyi oyun oynamadı hocam. Dediğimiz gibi hemfikiriz bu konuda da Galatasaray iyi top oynamıyor. Kazanıyor ama iyi top oynamıyor. Peki hocam bir soru. Galatasaray hala geçen seneki oyuncularından ekmek yiyor. Evet. Yani bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde en azından grupları aşacak... Kalitesi var. Şimdi şey olarak bakıyorsun. Kadro yapısına, isim isim baktığında... Derinliğine böyle, de bakın, genişliğine tamam. Bakın. Böyle bir kalitesi var. Ama halen bu oyuncular bir form tutmuş değil. Verimli değil. Yani verimli olmaması demek, formda olmaması demek. Doğru. Oyuncunun. Yani mesela hala Tete için vay be... Hocam, bir maç izlemedik veya Zaha için of diye bir maç izlemedik. Napoli'den gelmiş Endombele efendime söyleyeyim böyle o hem 6 oynayabilen hem 8 oynayabilen savaşçı bir yapı belki yani ya bu adam ne kadar kilolu ne kadar nasıl koşuyor filan diyorsun sahada. Ne işi var bunun sahada diyorsun gibi. Kerem geçen sene 30 küsür maç şeyde oynamış. Bayern Leverkusen'de oynamış. Ama yani Bundesliga'da oynuyor adam yani. Gelirken de şey geliyor oradan. Hani hazır geliyor. Ama bu oyuncular hala piyasada yok. Burada Okan Hoca ve teknik ekibi. Okan Hoca ve teknik ekibin bir öz eleştiride bulunması lazım diye hocam, geliyor. Hocam ben sana size şöyle kısaca söyleyeyim mi? Bu konuda daha önce birlikteyken de konuştuk seyircilerimize. Lütfen dikkatli dinlensinler ben bu konuda. Galatasaray Icardi atınca kazanır değil mi? Galatasaray'da Icardi var atıyor. Maç kazanıyorsun. Icardi sezon başından beri kaç gol attı hatırlamıyorum ama onun üzerindedir. Başka bir oyuncu var mı? Hani kenarında atan. Yani
Mesela Tetteh diyoruz, Zaha diyoruz, işte Kerem Aktürkoğlu şu diyoruz, bu diyoruz, bilmem ne diyoruz. İçeride dışarıda yabancı. Galatasaray'ın Icardi 10 attıysa yanında oynayan adamın 5 atması lazım hocam. Icardi'nin üzerine yıkılmış bir şey var. Galatasaray aynen var. Takım Galatasaray çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Ben buradan yine üzülerek söylüyorum. Yani, Galatasaray bir Icardi takımı olmaya başladı. Ama şöyle bir şey de tehlike de geliyor. Eğer sen Icardi'yi ceza sahasının içinde diri canlı tutmazsan, eğer buna bu ceza sahası içini kanatlardan ve merkezden besleyici projeler üretmezsen, Icardi de bir noktadan sonra duracak. Zaten Icardi'nin şeyi çeker. Şeyi var hocam. Bu hani kulüs bilgileridir. Ciddi anlamda bir sakatlık anlamında olabilirliği var. Böyle bir şey yapıyor. O işte iğneyle oynadım vesaire falan diyorlar ya. Böyle ama sakatlık ciddi olabilecek düzeye gelebilirmiş. Yani böyle bir kulüs bilgisi var. Mesela Galatasaray şimdi kenarındaki banan kalınsa işte onun üzerinde Icardi attıysa 3 tane Zaha atmalı, 5 tane Kerem atmalı, 6 tane Barış atmalı vesaire. Şimdi Fenerbahçe takımına bakalım bu anlamda. Fenerbahçe takımında hocam şu içeride santrfor olarak Ceko'yu oynatıyor, dışarıda Batshuayi'yi oynatıyor. İsmail Kartal. Böyle bir tercihte bulunuyor. Saygı duyuyoruz. Önce Ludogorets'ten girelim yani. Fenerbahçe-Ludogorets maçından girelim. Şimdi Galatasaray'la bağlayayım da hocam. Tamam. Mesela Edin Dzeko dün 5-0 biten Pendik maçından sonra toplam ulaştığı gol sayısı 10 maçta 10. Tadiç'e bakın. İbrahim İrfan Can Kahveci'ye bakın. Şimanski'ye bakın. Tamam mı? Bunlar Dzeko'yu 5 golle, 6 golle, 7 golle, 3 golle, 5 asistle falan süslemişler. İşte Galatasaray'daki eksiklik arasındaki kıyas bu anlamda. Fenerbahçe'de kenardaki oynayan, yanındaki oynayan, Dzeko'nun yanındaki oynayan oyuncular skora hem asist anlamında hem skor anlamında çok önemli katkıları olmuş. Ve bu böyle de devam ediyor. Dışarıda da aynı şekilde. Batshuayi oynuyor. Batshuayi bir tek atıyor falan. Batshuayi şeyde formsuzlar mesela. Yanında oynayan yine başkasını koyuyor. İşte Norveçli santrfor İngiltere'den gelen oynuyor, onu koyuyor, o atıyor. Sonradan girenler atıyor. Beki atıyor. Sağ beki atıyor, sol beki atıyor. Yani onu destekliyorlar. Ona katkı sağlıyorlar. Arasındaki Galatasaray'la kadro derinliği açısından, kalitesi açısından bence hiçbir terazi kefesi oynamaz. Ama yanındaki oyuncuların kalitesini sahaya sunması, vermesi anlamında Galatasaray şu ara sınıfta kalıyor gibi ya da kaldı gibi bir durum söz konusu. Ludogorets maçına gelince İsmail Kartal büyük oranda hani bunu Ludogorets'in artık Fener maçını hedef maçıydı. Mutlaka kazanması gerekiyordu ki gruptan çıkma anlamında umutlarını taşısın. Ludogorets'in de bir önceki hafta Bulgar ekibi Arda'yla berabere kaldılar. 0-0 golsüz bittiler. Ondan sonra da teknik direktör farklı bir mağlubiyetleri var. Ondan sonra da teknik direktör ekibiyle falan değişimine gittiler. Fener takımına, Fenerbahçe'ye oynayacak takımda yeni hocayla geldi. Böyle bir direnç gösterdiler vesaire. Yani eğer ki hoca değişmeden önce gelseydi o çok maç daha öncesinden de kopardı. Önemli oyuncular da var aslında. Fena takımda değil. Bulgar takımların hiçbiri de fena takımlar değil. Sert, kuvvetli, dirençli takımlardır aslında. Ama bu konferans liginde çok fazla tutunamadı. Son 12 sezonun herhalde şampiyonu. Tabii önemli ekiplerinden. Şampiyonlar Ligi ekibidir hocam Ludogorets. Yani orada bir CSKA Sofya vardır. Ludogorets vardır. Plovdiv vardır. İşte böyle sıralanır yani ilk 3-4 takım falan filan. Önemli ekiplerdir. 1948 CSKA Sofya var. Orada eski Demirpaşa. Sonrasından çıkan işte Ludogorets. Oranın hep başa güreşen takımları. Lokomotiv Plovdiv var. Bu gibi ekipler var. Ha yani Bulgarların da kendilerine göre çok üst düzeyde olmasa da kendilerine göre bir ekolleri, bir dirençleri, kuvvetleri olan takımlar. Tıpkı bunu Baltık ülkelerinin takımlarından da benzetirim ben onu. Onların bir altında oynayan falan ekiptir. Ama orada bahis olayları falan biraz fazla dönür vesaire. Ondan dolayı bir istikrar, bir kirlilik vardır. Kimse de yanaşmaz. Öyle de gidip de oynamak da istemezler. Yabancı anlamında. Yani bu bilgiyi verdikten sonra Ludogorets takımı son
hedef maçıydı bu Fenerbahçe maçı. Buradan puan almak istiyordu ya da galip gelmek istiyordu. Ona göre bir kadro anlayışıyla çıktılar. Direnç de gösterdiler. Ama Fenerbahçe'deki hangi oyuncu oynarsa oynasın bir kalitesini sahaya yansıtabiliyor. Oradan verim alınıyor. Yani verim geliyor oradan. Yani ekmek var orada. Fenerbahçe çok formda. Evet, onda yani onda. Her hattıyla çok formda. Kaç maçtır yenilmiyor? 20-21 maç mı oldu? Öyle bir şey oldu. 20'yi devirdi. 21 maç oldu zaten. Pendik maçı 21. maç olmalı. 21 maç. İçeride dışarıda. Mağlubiyeti yok. Hep galibiyetle gidiyor. Tabii. Beraberlik de yok hocam. Hepsi galibiyet. Evet. Evet. mesela benim o takımda çok şey yaptım. Hani herkes belki farklı düşünecek ama. Mesela Dzeko'yu yani takımın altında görüyorum. Nasıl görüyorum? Dzeko'nun attığı gollere baktığında o kanatlardan gelen toplar, ona taşınan toplar, Dzeko'nun attığı gollerde bak, altı pasını orada ayak içi yapıyor. Ya kaleden dönüyor, bir şey yapıyor. Yani Dzeko'yu emin ol hiç yormuyorlar. Niye yorsunlar ki hocam? Üstü kapatıyor orada. Yani tık tık oynuyorlar. Halı saha top oynuyorlar. Evet. Dzeko'yu hiç yormuyorlar. Ben Dzeko'nun o anlamda geniş alanda neler yapabileceği konusunda, tamam mı? Ciddi şüphelerim var. Ciddi tereddütlerim var. Yani 37 yaşında bir oyuncu. Maşallah. Bence. Evet ama işte mesela bazı yerlerde o mücadelelerde topla reaksiyonunda o ağırlığı, o yaşlılığı hissediyorum ve görüyorum. Yani hep şunu derim, keşke birkaç yaşta genç olan Dzeko'yla Abubakar yer değiştirmiş olsaydı. Ben aynı fikre katılmıyorum hocam sizinle. Bu benim sezon başında da. Bu benim düşüncem. Ama çünkü Abubakar sırtı dönük de yüzü dönük de Beşiktaş'a çok faydalı olan pozisyon, takımın pozisyon üretemediği yerde takım adına kendi pozisyonunu kendi sağlayan, kendi golünü kendi icat eden bir oyuncu pozisyonunda Abubakar baktığında. Yani bu tip oyuncu eğer Fenerbahçe'nin santrafor mevkiinde oynasaydı bence Beşiktaş'ta yaptığı gol sayısının iki katı bir sayıya ulaşabilirdi Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin de ilerleyen süreçte, çünkü buradan çıkacak, bu gruptan çıkacak, ondan lider sonra çıkacak. Lider çıkacak ve arkasında daha üst segmentte takımlarla karşılaşacak ki orada Abubakar tipinde bir santrofora ihtiyaç duyacak. Fenerbahçe'de Abubakar tipi santrofor daha öncesinden geldi denende olmadı hocam. Fenerbahçe'ye en, yani şimdi biraz yakından takip ettiğim için söylüyorum. Fenerbahçe'ye Kenneth Anderson'dan sonra gelmiş en iyi santrofor bana göre. Şimdi Kenneth Anderson'dan sonra. Hocam Dzeko'nun şeyini tartışmıyoruz. Oyun sistemi anlamında diyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin oyun sistemi. Ama Dzeko'nun özellikle yaşını tartışıyorum. Tabii. Dzeko'nun yaşından dolayı artık bazı melekeleri, çabukluk, çeviklik, kuvvet gibi melekeleri kaybettiğini hissediyorum, görüyorum yani, gözlemliyorum. Bu anlamda da şu anda Fenerbahçe rakibi karşısında devamlı saldıran ve rakip sahaya, tabii rakip sahaya oyunu yıkan bir şey oynuyor. Formda oynuyor. Tabii. Bu anlamda Dzeko gözükmüyor. Yani eksi olarak gözükmüyor. Sıkıntılı olarak gözükmüyor. Ama ileriki haftalarda bu gözükebilir. Bir teknik adam gözüyle bu anlamda da tedbire ihtiyaç var diye düşünüyorum. Tabii kenarda da bir Batshuayi var diyebilirsin. Umut Nayır var. Hocam Umut ben Norveçli ismini yetiremedim, şimdi sakat oynamıyor. Norveç siyahi oyuncusu var. Norveçli. Joshua King var.
Yani Fenerbahçe'de... Joshua'yı genelde kanatta... Kanat oynatıyor ama şey santrafor göbek oynayabilir yani. Orada merkezde şeyin arkasında Batshuayi ve Umut değerlendiriliyor ama ben hep şunu düşündüm. Yani Serdar Dursun da var değil mi? Yok, gitti mi o? Karagümrük'e gitti. Karagümrük'e gitti, tamam. Emre Mor duruyor. Emre Mor sakat, henüz dönmedi. Milli oyuncumuz hala Marsilyalı Altın Ordulu gelmedi henüz. Evet, o transferinde ben gereksiz olduğunu hep düşündüm. Yani gereksizlik şöyle, İrfan Can Kahveci'nin bu seneki formunu koruyacağı, ya bu seneki gibi oynamış olacağı düşünülseydi yeterliydi hocam, ama sezon başında zaten İrfan Can Kahveci formda başladı. Ama işte güvenilirlik, yani sürdürülebilirliği önemli hocam. Formda başladı. Formda bir de Ray Kent'i aldın sen oraya. Tamam. İki tane. Şimdi Ray Kent'i aldın. Şeyi aldın. İrfan Can Kahveci yeni transfer gibi sende. Zaten şeyle uyum sağlıyor. İsmail Hoca ile uyum sağlıyor. Sen bir de onun üstüne bilmem kaç milyon euro verdiler hocam. 12 milyon euro mu verdiler bonservisine? Verdiler evet. Yani Ali Koç bunu nasıl yaptı ben anlamıyorum. Hocam, yani ben şöyle söyleyeyim. Bu doğru bir planlama değil. Ali Koç'un planında şu var hocam. Her ne olursa olsun ben bu sene şampiyon olacağım. Şampiyon olması gerekiyorsa bir değil üç tane oyuncu alacağım felsefesi var. Yüzüncü yılda bu şampiyonluğu yaşamak istiyorlar. Bunu da özlemlediler. Taraftar olarak, camia olarak hedefleri bu. Dzeko'ya gelince... Sen 12 milyon euro bonservis verdiğin adamı... Hiçbir şeyden kaçınmıyor hocam. Hayır, kulübeye mi oturttun? Maradona'nın bugün doğum günü. Maradona yaşasaydı, Maradona gelseydi Maradona'yı da alırdı Ali Koç. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir şeyden kaçınmayacağı anlamını söylüyorum. Yani Dzeko'ya gelince... Cengiz Ünder transferi benim için sorumlu ve problemli bir transfer. Lüks transfer. İşte bir zamanlar diyorlardı ya pastanın üzerine çilek. Öyle bir transferdir. Tamam, yapılmıştır. Hayırlı olur diye düşünüyorum ben. Dzeko ile onlar Inter'de birlikte oynadılar. Çok pasta oyuncusu. İtalya'da birlikte. Çok pasta çilek oyuncusu değil. Yani. İyi oyuncu hocam işte. Türk milli takım oyuncusu, kaptan. Marsilya'da devamlı oyuncu değildi ki. Hiçbir kulüpte çok devamlılığı olmadı Cengiz Ünder'in şimdi. Yani, ama Marsilya zaten yukarıdakilerin şu anda bir tik altında baş bir altı takımı. O pozisyonda. Aynen. O takımda bile devamlı süre almadı. Yok, devamlılığı yok işte. Yani devamlı süre almayan bir oyuncu Fenerbahçe'de kurtarıcı olarak düşünülebilir kurtarıcı, mi? Kurtarıcı olarak alınmıyor hocam zaten. Olmuyor zaten. Yani, bak kulübeden giriyor, 10 dakika giriyor, 5 dakika giriyor. Sakatlıktan çıktı yani, biraz bekleyip görmek lazım. Bence hani şu andaki daha ön yargılı davranıyor olabiliriz form tutunca. Zaten biraz sakat gelmişti. Sakatlığını yükseltti tekrar. Takıma katılacak. İşte şimdi yeni başlıyor. Dzeko'ya gelince, Dzeko zaten 37 yaşında hocam, sizin dediğiniz gibi. 34'te, 35'te, 30'lu yaşlarda alamazdınız onu. Gelmezdi de. Şampiyonlar Ligi'nden geldi Fener'e. Fener takımının oyun sistemine de uygun. Çok koşturmuyor. Takım olarak çok koşmuyorlar zaten. Önüne baskı yapıyorlar. Halsa golleriyle tık 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 yapıyorlar. Yetenekli oyuncuları çok fazla. Sezon başında konuşmuştuk. Hatırlar mısınız hocam? Beşiktaş'ın kaptanı kim diye sormuştum takım, ben size. Rakiplerin kalibresi yükseldiğinde farklı şeyler hiç değişmeyecek hocam. Bu hafta Trabzon'la içeride oynayacaklar. Bakın şimdi. Trabzon şu anda... Abdullah Hoca geldi. Ya Abdullah Hoca da geldi tamam. Ama biz baştan zaten konuştuk. Galatasaray ve Fenerbahçe hem takım kadroları... Kalitesi, derinliği, genişliği, imkanları... Bunları ortaya koyduğumuzda başlamadan dedik ki ayrılma ihtimali bu ikilinin çok fazla. Aynen. Yani şimdi biz açık ara gidelim. Biz Galatasaray'ı şimdi değerlendirirken, Fenerbahçe'yi değerlendirirken bence Avrupa seviyesinde değerlendirmemiz lazım. Değerlendiriyoruz hocam. İşte Avrupa seviyesinde mesela tamam, bir Konferans Ligi gibi, Şampiyonlar Ligi değil mutlaka, ama oynadığı futbol mantığına, verim, yani şuna bakacağız hocam. Yani göre. bir Konya Spor'u yendiğinde, bir İstanbul Spor'u yendiğinde bu bize bir şey vermez. Hocam bir maden var. Ölçek vermez. Yok, bir maden var. Madenden maden çıkaracaksınız, ürün alacaksınız. Ne alıyorsunuz? Karşılığında para verdiniz, o madeni gördünüz. Para verdiniz ama karşılığını alamıyorsunuz ki.
Galatasaray'ın yaşadığı şu anda sorun bu. Galatasaray kadro olarak, Fenerbahçe ile kadro olarak değerlendirdiğinizde çok terazinin bir tarafı eğilmez. Ama Galatasaray verim alamıyor. Yani sorun burada. Fenerbahçe ilk hafta itibariyle koydu Tadic'i. İşte Dzeko'yu koydu. Yeni oyuncuların hangisini koyduysa verim aldı hocam. Üstüne üstlük geçen sene kenarda oynayan oyunculardan İrfan Can Kahveci gibi, sağ tarafta Sabek Samuel gibi, sol tarafta koyduğumuz, eleştirdiğimiz Parma'dan alınan sol bek Osterwelde gibi. Şimdi onlara sen verim aldın hocam. Verim almaya da devam ediyorsun. Zayis gitti geldi. Geçen hafta 2 tane çaktı. Asist de yaptı 2 tane. Bunlardan verim alıyorsun. Hani tamam bunlara para verdik de. Galatasaray'da eksik olan bu. Galatasaray'da yoksa kadro derinliğine, kalitesine hiçbir şey lafımız yok ki. Fred'i transfer ettin. Verim alıyorsun. Verim alıyorsun. Oynuyor. Şimdi ben şunu söyledim ya. 10 gol atmış Dzeko, Tadic 65, İrfan Can Kahveci 66, Samuel 60, 3 tane, Sağbek'in 60, 3 tane, Stoper'in 60, 2 tane. Verim alıyorsun yani. Kimi koyuyorsun? Dzeko'yu, Mekao'yu. Yani kim oynasa verim alıyorsun. Verim alıyorsun. Galatasaray'da bu. Arasındaki fark bu. Beşiktaş'a gelince hocam, vakitte bir hayli geç oldu. Seyircilerimizi de uykusuz bırakmayalım. Beşiktaş'a gelince sezon başında Beşiktaş için ben size bir soru sormuştum. Hatırlar mısınız? Beşiktaş'ın kaptanı kim hocam demiştim. Fenerbahçe'de 6 tane 7 tane kaptan var hocam. Tadic'i. Lider. Kaptan demeyelim. Yok, yanlış anlaşılır. Lider. Geldikleri takımda da oynadıkları milli takımda da kaptan bunlar. Tadic'i, o şeyi, Dzeko'su, İrfan Can Kahveci'si. Şunu bunu var yani. Bir sürü 6 tane kaptan var. Cengiz Ünder'i. Kaptan. Beşiktaş'ın kaptanı kim? Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak kim? Beşiktaş'ta problemler olacağını, hani sıradanlaşacağını, sıradan bir takım olacağını zaten bizim öngörülerimiz, daha ligler başlamadan biz burada anlatmıştık, söylemiştik yani. İşte Getson vardı, şu vardı, bu vardı. Yoklar. Beşiktaş önce taraftarın tepkisini kazandı. Sonra yönetimini kaybetti. Sonra teknik direktörünü kaybetti. Bugün 2-0 Antep'e kazandılar. Hiç ölçü değil. Bence o tepkiye karşı verilmiş bir reaksiyondur. Seyirci tepkisine verilmiş bir reaksiyondur. Ben bir Beşiktaşlı değilim ama Beşiktaşlı kadar üzülüyorum. Bunu da ifade etmek isterim. Beşiktaş'ı hiçbir takımımızı, daha doğrusu hani bu tür sorunlarla değil de sahadaki, az önce de bahsettiğimiz gibi, Galatasaray işte niye kazanamadı? Bunlarla anlatmış olsak keşke. Beşiktaş'ı veya işte Samsun Spor galip gelemedi vesaire, işte bunları anlatmış olsak, hani Beşiktaş'ın temel iç sorunları, transfer politikalarını bilmem neyi, işte kadro yapılımını, kadro derinliğini vesaire konuşmasak, doğru düzgün kadrolar çıkarsalar, kendi oynadıkları, işte bir az önceki yaptığımız program gibi rekabetleriyle konuşsak, dışarıda kazanıp kazanamadığımız başarılarıyla, ölçütleriyle birbirine kıyasını böyle yapsak diye düşünüyorum. Hocam, Beşiktaş'ın ekonomik olarak da Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet edemediğini görüyoruz. Evet. Yani hatalı transferler var. Şimdi o transferler hatalı mı? Yoksa yani ne kadar ekmek, ne kadar para o kadar ekmek mi, ne kadar ekmek o kadar köfte mi diye bir tabir vardır. Tamam, bu kadar ekmek. Kaç kuruşa kaç köfte? Ya yoksa bu mu? Yoksa hiçbir, özellikle antrenörün, Şenol Güneş veya kulüp başkanı, arkadaş bizim paramız var ama biz bu parayı harcamak istemiyoruz. Türbünlerde de yuhalanmak istiyoruz. Kulübede de teknik direktörümüz kovulsun istiyoruz diye bir düşünce içinde olmazlar. Olmaları mümkün değil. Ama bunu biz sezon başında zaten burada ifade etmiştik, konuşmuştuk. Beşiktaş yaptığı transferlerle iç açıcı, geleceğe dönük bize doğru mesajlar vermiyor dedik. İşte bazı oyunculara iyi niyetli baktık. İşte Onana gibi, ya işte Fransa genç oyuncu, bu bir şey katar bilmem ne.
Amarty geldi, Premier Lig tecrübesi var dedik, orada oynamış. Hani Ocak ayından sonra oynamamış ama efendime söyleyeyim yine de hep iyi gözle bunları toparlarız dedik ama hiçbir şey toparlanmadı. Aksine Rebić geldi işte Milan'dan. Dedik ki Milan'da bu segmentte bir oyuncu mutlaka fayda sağlarız. Bırak onu, geçen senin orada bir yapıda bir problem de olabilir. Geçen senenin Galatasaray'ı taşıyan oyuncularından Raşit'se Galatasaray'daki performansını şu anda Beşiktaş'ta sergileyemiyor. Yani her yerde her şekilde aynı şekilde oynayamazsın yani, zaten. Yani Beşiktaş'ın da bu anlamda yapısal problemlerinin olduğu çok. Tabii hocam yapısı kim yani bir takımın kimyası bozuksa yani geçen hafta biz sevgili seyirciler hocamla birlikte Etimesgut Spor Derince Spor maç müsabakasını izledik. Şimdi bir takım balansı bozulursa hocam herkesi her tarafı bozuluyor. Bunu nasıl işte sahada bir takım yaparsınız, paralar harcarsınız vesaire falan filan ama yıllarca Fenerbahçe bunu yaptı mesela. En iyi oyuncuları getirdi ama bir şey, ne oldu? Bir balansı tutturamadı. Buna keza zıt örnekleriyle Beşiktaş daha dar kadrolu şampiyon oldu. Yani parayı veren illa o oyuncu alacağın, aldıktan sonra verim alacağın bir kaydı yok biliyorsunuz futbolda. Derince ve Etimesgut maçını izledik işte hocam. Sıkıldık. Böyle yani bir temaşa gösterisi gibi vesaire falan filan geldi. Niye? Çünkü iki takımın da kimyası bozuk. Yani balansı bozuk. Sağ beki, sağ bek mi, sol beki, orta sahada kim oynuyor, sağ tarafta kim oynuyor falan filan. Bunlar yok yani. İnsan bildiğini de unutuyor. İşte Beşiktaş'ta transfer yapılmış olmak için yapıldı. Bana göre bu böyle. Daha Afrika yani, kupası var. Daha yani. Afrika kupası var. Şenol Hoca gitmeden diyordu ya işte biz orada oynatacak oyuncularımız var. Biz de buradan dedik ki Varda niye oynatmıyorsun hocam şimdi? Varda şimdi niye oynatmıyorsun? Zor durumdasın ligde puan kaybediyorsun diye sormuştuk. Şenol Hoca bıraktı gitti ondan sonra. Yani Beşiktaş'ı 1-2 yıl iyi günler beklemiyor. Buradan kendi aramızda konuşurken şeyi de söylüyoruz. Ertelemişler herhalde. Kongre erteliyorlar. Başkan, yani çünkü yeterli başkan değişme işte hocam istedikleri başkan adayları yok. Yani biraz hani yani, eli taşın altına sokacak kimse yok. Erteliyorlar. Sebep bu değil mi? Asıl sebep bana göre bu yani. İstedikleri başkan adayları aday bulamıyorlar. Aynen oraları temizleyecek, borçları yani kapatacak. Şöyle çöküntü büyük. Ekonomik kriz büyük. Evet. Bu yükün altına girmek çok kolay değil. Değil. Bu anlamda da Beşiktaş'ı dediğimiz gibi zor ve sıkıntılı günler bekliyor diyelim. Ve şunu söyleyelim. TFF ateşle oynuyor hocam. Kendi aramızda konuşuyoruz. Böyle hakemlerle böyle lig yapılmaz hocam. Yani ligdeki hakemlerin bir standardı yok. Galatasaray-Rize maçını izledik. Fenerbahçe Pendik maçını izledik. Bugün Beşiktaş maçını buradaydık. Programda kaçırdık, izleyemedik ama. Abdülkerim foul yapıyor. Dönüyor. Şeyin golü geliyor. İşte hocam yani böyle standardı koruyamazsınız. Yani böyle bir standart yok zaten. TFF bence ateşle oynuyor. Hani bu bir takımın adil yönetim anlayışına sığmayacak. Aleni ince ince doğramalarla bir takım kollanıyor. Yani bunu takım ben isim vermek istemiyorum buradan. Bir takım lehine çok fazla düdük çalınıyor. Bir ince böyle ayarlar yapıyor. İhtiyacı olduğunda yanında olunuyor falan. Böyle olmaz. TFF ateşle oynuyor. Yani hakkı yenen takımlar. Pendik maçında adam işte mesela şeyi itiyor hocam. O Fenerbahçe'nin Ferdi'sini. Adam Şimanski'ye çift dalıyor hocam. Bunlar yani VAR'dan nasıl çağrılmıyor? Bu kartlık hareket üstelik. Yani biraz bu noktada TFF'nin inanılmaz sıkıntıları var. Bence iki takım da hedeflemiş. Bırakın iki tane pehlivan çıkmış ortaya. Ligden ayrılmışlar. Ben şimdi bu kim hak ediyorsa kazansın. Bunu konuştuğumuzda hep diyorum ya. İşte Ahmet Çakar da söylemişti. Lale Orta Federasyonu'ndan bir hakemle yemek yiyor. Demek de diyor ki Mehmet Büyükekşi Galatasaray lehine yapılan hatalarda çok seviniyor, çok mutlu oluyor diyordu. Hocam biz Galatasaray, Fenerbahçe
Ahmet Spor, Dersim Spor, Altay falan demiyoruz. Yani iki tane oraya bu ligin, Türkiye'nin iki tane güzide görünen o ki. Yani şu andaki aldıkları sonuçlara bakarak söylüyorum. İki tane güzel takımı çıkmış oraya. İki tane büyük camia. Bırakın kendi kendilerine bu işi çözsünler. Biz de zevkle seyirci olarak, spor insanları olarak, taraftar olarak bunu zevkle birlikte o mücadeleyi izleyelim. Bu hakemlerle bilmem falan da oynamayın. Yani bu toplara girilmesin hocam. Türkiye'de bu daha yeni değil. Sahaya müdahale her anlamda her zaman olmuştur. Olmaya devam ediyor. Kökünden çözmediği sürece olmaz. Hocam bir şey söyle. Buyur hocam. Yönetim kurullarını yapıyorsun. Hı hı. Yönetim kurullarında her kulübün sözüm ona hakkını savunacak kulüpler, Galatasaray diyelim, Fenerbahçe diyelim, yönetim kurullarına kendine yakın bir tane yönetici şey yapmıyorlar mı? Yönetim kurullarına sokmuyorlar mı? Hı hı. Sokuyorlar değil mi? Peki bu yönetim kurulları MHK'yi oluşturmuyor mu? Evet. MHK'yi kurmuyor mu? Hı hı. Bundan ne anlatacaksın hocam? Ya bu sene farklı hocam. Ben şunu söyleyeyim. Bu sene, yani her sene böyle hatalar oldu. Ama bu sene iyiden alıp daha kötüsüne verirsen ortalık yangın yerine döner. Evet sevgili seyircilerimiz. Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Hocam ekleyeceğim şey belki de Yılmaz Hoca ile ilgili şeyi sunduk ama onları Yılmaz Hoca ile seyircilerimizi buluşturamadık. Başka bir programda inşallah. İnşallah başka programda. Ondan üzüntü duyuyoruz. Ama seyircilerimizin keyif aldıklarını düşünüyorum. Ben yine de Barış kardeşim çok önemli, özellikle bizim ilk dönemimizi çok güzel bilgilerle milletin filan diyeceği tekrar bağlansa şeylerle doldurdu. Barış'la her zaman şey yaparız. Oradan alacağımız çok şey var. Sevgili Barış'la. Seyircilerimiz, ikinci yüzyılımızın ilk programında sizlere bilgilerimiz doğrultusunda naçizane bilgilendirmeye çalıştık. Konuklarımızla birlikte, Murat Hocam'la birlikte sürçülisan ettiysek affola. Spor politik bu akşam bitti. Cumhuriyet'in diriliş yüzyılı olacak. İnşallah. İnşallah. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Hoşçakalın. Spor politik bitti.